Mutlu günler değerli izleyenler, hoş geldiniz Biz Spor stüdyolarına. 15 Şubat Salı günündeyiz her zaman olduğu gibi Uğur Melek ile birlikteyiz ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak açıyoruz programımızı. Uğur bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz bizler de çok teşekkürler. Hemen başlıyoruz değerli izleyenler. Elbette geride bıraktığımız 25. hafta ve dün akşam oynanan maçlarla ama dün akşam oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmasına geçmeden önce bir toplu sonuçları ve de puan durumunu getirelim ekranlarınıza. Haftanın açılış maçında değerli izleyenler Cuma Günü. Altay Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi ve karşılaşma 0-0 bitti. Altay 1 puan çıkardı bu maçtan. Medipol Başakşehir Gaziantep'e 2-0 mağlup etti. GZT Giresunspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı ve Fenerbahçe belki de İsmail Kartal döneminin en iyi oyunlarından, en istekli, en arzulu ve belki de en doğru dizilişte çıktığı oyunda 2-1 galip gelmeyi başardı. Galatasaray yine yeni hocasıyla galip gelemedi. Yukatel Kayserispor karşılaşması 1-1 sonuçlandı. Demir Grup Sivasspor ligin en son sırasına Demir Atan Öznur Kablo Yeni Malatya Sporu 2-1 mağlup etti. Fraport'ta Vantalya Spor e, 3-0 galip Vava Fatih Karagümrük e, karşısında Kasımpaşa Aytemiz Alanya Spor haftanın çekişmeli heyecanlı temposu yüksek karşılaşmalarından bir tanesiydi 2-2 ve en bol gollü karşılaşması oldu 4 gol atıldı bu maçta. Trabzonspor İttifak Holding Konyaspor en kritik maçta ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmaydı Trabzonspor bu maçı 2-1 kazandı ve en yakın takipçisi İttifak Holding Konya arayı biraz daha açmayı başardı. Adana Demirspor Beşiktaş maçı hakikaten bu hafta sonu çok tempolu çok Heyecanlı, neredeyse e, benzetmede teşbihte hata olmazmış. Promyeli karşılaşmaları gibi maçları izledik ligimizde İstenince oluyormuş. Doğru. İstenince Kesinlikle. oynanıyormuş. Temposu yüksek, mücadeleci, heyecanlı karşılaşmalar. Onlardan bir tanesi de Adana Demirspor Beşiktaş maçıydı. Birazdan tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. Bir bir berabere bitti maç ve Atakaş Atay Spor Göztepe'yi şiddetle puana ihtiyacı olan ekiplerden biri. Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor 60 puanla liderliğini sürdürüyor. İttifak Holding Konyaspor bir maçı eksik 48 puanla ikinci sırada Adana Demirspor puanını 41 yaptı. Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe 40'ar puanda sıralanıyorlar. Atakaş Hatayspor Spor 39 puana yükseldi Beşiktaş 38 puanla 8. sırada ligin alt sıralarına baktığımızda dün de belirtmiştik. Üst üste 7. haftadır Özgür Kablo Yeni Malatyaspor ligin en alt sırasında kapatıyor haftayı. 16 puanla en yakın üzerindeki takım 22 puanlı Altay'ı 6 puan gerisinde. Çaykur Rizespor o 23 puanla 18. GZT Giresunspor 26 puanla 17. ve Göztepe 27 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Ve değerli izleyenler dün akşama dönüyoruz. İlk olarak Hürriyet gazetesi geliyor ekranlarınıza. Dünkü maçtan atılan başlık ne maçtı ama. Nefesleri kesen maçta Adana Demirspor'la Beşiktaş berabere kaldı. Kartal için beyaz başlayan akşam son dakikalarda siyaha döndü. 31. dakikada Teşyera'nın golüyle öne geçen siyah beyazlılar 60'tan sonra gelen değişikliklerle beraber oyun ritmini kaybetti. 90 +2'de Samet skoru dengeledi. Ev sahibi Adana Demirspor'un 44'te Balotelli, 90 artı 6'da Samet'le bulduğu goller faul ve offside gerekçeleriyle geçersiz sayıldı. Mücadele berabere tamamlandı. Şurada Rıdvan ve Kerem Beşiktaş'ın iki beki 4 dakika arayla sakatlandı ki az önce alt başlıkta okuduğumuz Beşiktaş'ın oyun ritminin bozulması da zaten bu iki bekin çıkmasıyla ve onların yerine giren oyuncularla beraber bozuldu diyebiliriz. Hayatımda ilk defa böyle bir durum başıma geldi. Önder Karaveli sakatlıklar nedeniyle oyuna müdahale edemediğini söyledi. Adana Demirspor karşısında öne geçtiği maçta son dakikalarda kalesinde gördüğü pozisyonlarla bir puanı zor kurtaran Beşiktaş. Birazdan istatistikleri de paylaşacağız sizlerle. Adana Demirspor Beşiktaş ceza sahasında tam 43 kez topla buluştu. Bu Beşiktaş açısından rakibe verilen pozisyonlar açısından bir rekor olabilir mi acaba bilmiyorum. Ee, bir olabilir. Tolga bir kontrol ederse olabilir. bir bulabilirsek öyle bir istatistik onu da belirtiriz. Rıdvan Yılmaz, Kerim Kalafat, Alex Teşiyara ve Raşit Gezal sakatlandı. Raşit değişirken de Wellington'u kontrol ettik. O da sakattı. Kupadaki 120 dakika buna neden oldu. Bir maçı hayatımda ilk defa hamle yapamadan mecburi değişikliklerle tamamladım sözlerini kullandı Önder Karabeli. Siyah beyazlı teknik adam bir puanı kazanç mı iki puanı kayıp mı olarak görüyorsunuz sorusuna. Oyunun son bölümüne bakarsak bugüne kadar oynadığımız hiçbir maçta özellikle bizimle beraber oynayan 13 müsabakanın hiçbirinde kalemizde bu kadar pozisyon vermemiştik. Son bölüme bakarsanız buradan bir puanı aldığımızı düşünüyorum cevabını verdi. Hücumda futbolculardan beklediği verimi alamadığını da belirten Karaveli bu durum değişecektir dedi. Bir sonraki sayfamız Posta Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. Müthiş maçta futbol kazandı. Adana Demirspor'la Beşiktaş'ın kapışması heyecan fırtınasına sahne oldu. Her anı büyük mücadeleye sahne olan, son dakikaları nefes kesen maçta Kartal 31'de Teşiyera ile öne geçti. 90 +2'de Samet eşitliği getirdi. Adana Demirspor'un 42'de Balotelli, 90 artı 4'te Samet'le bulduğu goller var kararıyla iptal edildi. Kartal'ın son eseri başlığı da Fanatik gazetesinden geldi ekranlarınıza. Kerem'in, Kerem, Kerem Kalafat'ın kariyerinin ilk büyük maçındaki performansı alkış topladı. Genç oyuncu kasığında yaşadığı problem sonrası ise 66. dakikada yerini Mehmet Topal'a bıraktı demiş gazete. Beşiktaş'ın altyapısı Mehmet Topal elbette ortada oynadı da oyuncu değişiklikleri. Evet Necip geçti, geçti oraya. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen, sezonun ilk yarısını ikincilikte geçiren Kerem Kalafat, Süper Lig'deki ilk maçını Adana Demirspor karşısında oynadı. 20 yaşındaki Sabek Teşiyara'nın golünde asisti yaparak bir ilki yaşadı. Ancak daha sonrasında sakatlık yaşadı ve şanssızlık yaşadı, çıktı. Teşiyara'nın ilk kafa golü sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Alex Teşiyara. Adana Demirspor karşısında ilk 11'de sahne aldı ve 31. dakikada Süper Lig'deki ilk kafa golünü hanesine yazdırmış oldu. 32 yaşındaki Yıldız ligde son 3 maçında ikinci kez ağları fileleri havalandırdı demiş gazete şimdi gelelim maça gazetelerin yazdığı gibi hakikaten her bir anı mücadele heyecan Hatta dün 57 dakika itibariyle 58 dakika itibariyle yazdım ee, neredeyse hakikaten Premier Lig maçı gibi bir dakika dur yok, durak yok. Oyuncular da bu tempoya ayak uydurdu, soluksuz oynuyorlar. 58. dakikada sanki iki maç seyretmiş gibiydik bizim Türkiye standartlarına göre. Pozisyon açısından, yoğunluk açısından konsantre bir maç. Yani neredeyse iki maç seyretmişiz gibi bir hava oluştu. Sonrasında her maçı seyredenler için Seyretmeyenler, özür dilerim seyretmeyenler, şey serelenleri zaten biliyor. 60. dakikada özellikle Beşiktaş'ın iki beki çıktıktan sonra Necip sağa geçti. Beşiktaş orta sahayı kaybetti. Orta sahanın kaybedilmesiyle birlikte de hakikaten oyun ritmini kaybettiği ifadesi en net şey olacak. Çünkü özellikle Yunus karşısında Rıdvan çok etkiliydi. Yunus'un Yunus'un etkili oyununu etkisi hale getirdi. Diğer sağ bekte Kerem Kalafat akıllı oynadı. Hem savunmada hem hücumda top kaybı yapmadan mantıklı görerek mümkün olduğunca ayağı oynamaya çalıştı ve oyundan çıktığı dakikaya kadar da bunu başardı. Bunlar da Adana Demirspor'un baskılı oyununu ki bir Kerem var, e, Vargas vardı. Kerem dün sahada muazzam evet. muazzam oynadı yani. Bütün Şimdi, oyuncular muazzam oynadı da Vargas'a ayrı bir parantez açmak gerekecek Doğru. Herhalde. Kerem için de iyi bir sınavdı. Kesinlikle. Üç başlıkta öyle. ele alabiliriz bence hikayeyi. Birincisi fiziksel fark. Adana Demirspor Beşiktaş karşı özellikle son bölümde büyük bir fiziksel fark yarattı. Koşu mesafeleri de 119'a 111. Adana Demirspor 119, Beşiktaş 111. Bariz bir şekilde. Ayrıca hem Rıdvan hem Kerem darbe almadan sakatlandılar. İki genç oyuncu, iki tane 2001'li Yunus ve Vargas'la olan mücadeleleri çok yıpratıcıydı bana sorarsan. Direkt ilintili olabilir, olmayabilir. Tabii ki bunu ee, görüntülemelerden sonra daha kolay söyleyebilir ee, sağlık görevlileri ama ilintili de olabilir. Yani Beşiktaş'ın bu kadar darbeye bağlı olmayan sakatlık yaşaması bu maç içinde biraz da fiziksel olarak zorlayıcı olmasıyla ilgili olabilir maç. Peki Uğur Bey yeri gelmişken soralım. Ee, sezon başından beri Beşiktaş'ın hep iyi çalışamadığı, fiziksel olarak rakiplerinin altında kaldığı, Şampiyonlar Ligi'ne ayrı bir şeyde değerlendirelim. Orada da öyleydi. Hep rakiplerinden az koştu. Süperlik karşılaşmalarında da genelde rakiplerinden az koştuğu bir tablo çıkıyor meydana. Ortalamalara baktığınız zaman 20 ligli, şey 20 takımda ligimizde 16, 17, 18 evet. koşu mesafelerinde. Ee, bunun sonradan yüklemesi yapılamıyor mu? Şimdi Süper Lig'de 3 tane e, yabancı teknik adam var. Torrent'i saymadım. O çok yeni tamam. geldi. Farioli, Nestor El Maestro, Montella ve Montella uzun zamandır görev yapıyorlar Farioli iki takımda. Nestor ve Montella bir takımda. Dikkat ederseniz fiziksel sıralamada yoğunlukta mesela uluslararası kanalları açın. Alman Ligi değerlendirmesi, İngiltere Ligi değerlendirmesi, Fransa Ligi değerlendirmesi izleyin. En çok kullanılan sözcüklerden biri yoğunluk, intensity. Ama mesela Türk futbol yorumculuğunda henüz yerini bulabilmiş bir kelime değil. Yoğun oynamak. Adana Demirspor çok yoğun oynadı dün. Çok yoğun Boşluksuz oynadı. oynadı. konsantre Alanyaspor Alanya Spor çok yoğun oynuyor. Evet. Göztepe çok yoğun oynuyor. Yoğun dönem, yoğun oynadıkları dönemlerde de rakiplerin çok zor durumlara düşüyor. Beşiktaş'ın aynı yoğunlukta yanıt veremediğini söyleyebiliriz Adana Demirspor'a. Demek ki Farioli, Montella, Nestor üçü de bu anlamda fark yaratıyorsa bence antrenman tekniklerinde, antrenman yoğunluklarında, antrenman stillerinde bir farklılık var. Yabancı hocalar gelip çalıştırdıkları takımları fiziksel olarak en iyi seviyeye çıkartıyorsa Ligin en fazla mesafe katıtan takımlarında ilk üçte hep Alanya var. Hep Adana-Emir var. Tesadüf olmamalı. Montella'nın ve Farioli'nin takımlarının orada olması. Beşiktaş'ta genelde geride olan takımlardan. Demek ki çalışma prensipleriyle ilgili, antrenman prensipleriyle ilgili, yüklemeyle ilgili bir sorun var. Sonradan yükleyebilir. Evet. Herkes devre arası kampı geçirdi. Milli aralar oldu. Milli aralar oldu. Fiziksel olarak daha iyi seviyede olan takımlar, fiziksel olarak daha iyi seviyede olmaya devam ettiler. bir İşin birinci boyutu bu. Zaten Beşiktaş'ta Tolga Kuru kardeşimiz ettiğimiz çıkarttı. Son 15 dakikalarda ligde, süper ligde en fazla gol iki takımdan biriymiş. Çünkü oyundan düşüyor. 12 gol Çünkü son bölümde oyundan evet. düş. İşin birinci boyutu bu. Fiziksel boyut. Şimdi ikinci boyutuna geçeyim. Taktiksel boyutuna. Şimdi Alex Teixeira ile oynamak, Talişka ile oynamak, Atletico Madrid'in Griezmann ile oynaması ne demek? 4-4-2 oynamak demek aslında. Çünkü bunlar ikinci Santifor gibi oynuyorlar. 3. orta saha gibi oynamıyorlar genelde. İkinci santifor gibi oynuyorlar. Orta sahada zaman zaman 3'e 2 kalmak demek. Çünkü rakibin 4-3 oynuyor veya 4-1-4-1 oynuyor. Veya onun 10 on numarası bıyarına son daha fazla orta sahaya katılıyor. Dolayısıyla orta sahada 3'e 2 kalabiliyorsun. Top sende ise sorun yok. Teşere fark yaratıyor. Zaten gol attı. Golden önce de bir pozisyonu vardı ama 30 saniye önce. Ama top rakibe geçtiğinde, rakip daha fazla topa sahip olduğunda sorun olmaya başlıyor. Orta sahada 3'e 2 kalmaya başlıyorsun. O yüzden Alex Teixeira ikinci yarıyla beraber aslında Beşiktaş golü attığı andan itibaren yavaş yavaş orta sahada Beşiktaş'ı eksik bırakmaya başladı. O yüzden 60'ta yaptığı Teixeira değişikliği doğal. Hatta ben daha erken de yapabilir diye bekledim Teixeira değişti. Ama Teixeira'nın yerine Emirhan mı girmeliydi, Can mı girmeliydi? Önemli bir soru işareti. Çünkü fiziksel olarak rakip insanı üstünlük kuruyor. Dolayısıyla orta sahada fiziksel olarak yanıt vermen lazım buna. Teknik olarak değil. Fiziksel yanıt veremedi. Teşer'a Emirhan değişikliği ki Adana Demir de 3 dakika sonra iki değişik daha yaptı. Orta sahadaki iki oyuncusunu çıkarıp Djokovic ve Belhanda'yı taze kanlar oyuna soktu. Orta sahadaki üstünlüğünü artırdı. Bana sorarsan işin teknik boyutunda da Beşiktaş'ın orta sahayı kaybetmesinde de Önder Karaveli'nin bir, Teşer'e yerine canı almaması. iki sakatlık yaşıyor Kerem. Sabek'e Necip'i kaydırıyor. Yine bir orta sahayı sokuyor. Yine can değil Mehmet Topal'ı sokuyor. Yani bu can Fiziksel olarak bu oyunda dengeyi sağlamada daha büyük rol oynardı. Şeye göre de, Emirhan'a göre de Mehmet Topal'a göre de. Acaba boydan dolayı mı böyle düşündü Önder Hoca? Biraz daha hava topunda etkili olur vesaire. Çünkü... Ama e... daha çok yerden oynandı oyun. Ayrıca duran top savunmasını alan savunması yapıyorlar. Adam adama da hani match up, eşleşme sorunu yaşarım da... desem alan savunması yapıyorlar. Yani doğru bir soru olmadı diyorsunuz yani. Hayır soru doğru ama yanıt bir yanıtı yok birden fazla yanıtı var. Yanıtlardan biri bu olabilir. Ama sırf matchup eşleşme sorunu yaşamayayım diye başka yerlerden kaybediyorsun. Şimdi Duran Top bu adam adama savunuyorsa eşleşme sorunu yaşarım dese tamam ama alan savunuyor Beşiktaş. Ki Duran Toplarda sıkıntı yaşadı. Birazdan bakacağız. Başka bir açıklaması gelmedi çünkü aklıma. Yani aynen söylediğiniz Bilmiyorum. gibi iki kez şansı vardı. Canı alabilirdi. Evet. Biraz İşin acaba bir boyutu da bu. mı diye. Orta sahayı kaybetti. Üçüncü boyutu da zaman zaman değiniyorum. Bu ciddiyet boyutu. Beşiktaş'ta Larin ve Batu Şahay'ı zaman zaman bence takım arkadaşlarını üzüyorlar. Kızdırıyorlar demek istemiyorum. Üzüyorlar. Şu 17-18. dakikadaki sekansı rica ettim ya Tolga. Hani o 60 50 saniyelik sekansı. Hazırlayabildik mi dostlar onları? Onu biraz biraz bekleyin demişlerdi çünkü. Ha tamammış peki. Onu bir verebiliyor muyuz? Çünkü şimdi orada Balotelli ile Vida eşleşiyor. Bak Vida nereye kadar geliyor şimdi top Balotelli'ye geldiğinde. Bak sağ açıkta Balotelli'yi göreceğiz. Bak Vida oraya kadar geliyor Balotelli ile eşleşmeye. Rakibin yarı sahasına kadar. Top Ada Demirler'de kalıyor. Oyun devam ediyor. Vida geri koşuyor bak uzun metrajlı top. Vida geri koşuyor koşuyor. Bak Vida temposunu artırdı. Vargas burada Kerem'i geçiyor. Araya top oynuyor. Ve Vida. Müdahaleyi yapan Vida. Bida Vida evet. da normalde sol stoper oynuyor. Sağ stoper de yapıyor müdahaleyi. Wellington'un pozisyonunda. Maç devam ediyor. Top Beşiktaşlara geçiyor. Beşiktaş atağa kalkıyor. Top. Çıkardı buradan. Çıkardı. Pas nereye? Sol açıkta. Teşer'e. Teşer'e. Şimdi Teşehir'e oynayacak. Top kaybına. Lerinde. Kontrol edemedi. Çok yapıyor bu basit top kayıptan Larin ve Batu Şahin. Batu Şay iki tane offside'ı var. 10 ve 15 miydi Tolga? Batu Şahin'in offside'da kaldığı iki pozisyon var. 11 ve 15. 11 ve 15. O offside'lara bakalım. Larin dün akşam biraz hayalet gibiydi diye. ya. Yani çünkü belki ciddiyet onu... Ciddiyet farkı var bence diğer oyuncularların ve Batu Şahin arası. Şimdi bak şu offside'a bak. Bu 15. dakika. Şimdi offside'da kalabilirsin. Mesele yok. Oyuncu offside'da Ama offside'da kalmak var, kalmak var. Şimdi bak Batu Şua'ya odaklan merkezde kal. diyor ileriye. Böyle offside'da kalamaz. Çünkü yüzü Adana Emin'in son savunma oyuncusuna dönük. Hizayı belirleyen oyuncuya dönük. Buna rağmen onun bir adım önündesin. Aynı pozisyon değil mi bu? Aynı pozisyon. Aynı yani. pozisyon. Bakalım bak. Batu, sadece Batu Şua'ya odaklanın. Beşiktaş'ın en ucundaki, en ilerideki önce bak. Zaten yüzü bak bir de son at, oyuncuya at dönük. Diyecek. At da diyor hala bir adım öndesin. Şimdi Ve bu şekilde offside'de yani. kalınmaz. Diğer offside var mı? Diğeri 11. dakika. Dostlar, ee, gelmek üzereymiş peki. Tamam. Şimdi bu tarz pozisyonlar takımın dinamini, takımın ritmini bozuyor. Bu kadar çaba gösteriyorsun, sonra topu oraya getiriyorsun, taşıyorsun. Zaten topu çıkarmakta zaman zaman zorluk yaşıyorsun. Adana Spor, Adana Demir Spor bir baskı yapıyor sana. Şimdi diğeri değil mi? Şimdi öbürü gelecek. Biraz daha beklemenizi rica edebilir tamam. miyim lütfen? Tamam, tabii ki. Anlatmaya çalıştığım şu. Bu bir takım sporu. Bireysel spor değil. Ve olağanüstü fizik yoğun bir müsabaka oynanıyor. Her top değerli. Bu sırada Vida az önce gösterdik. 70 metre koşu yaptı orada. İleride Bolotelli'ye bastı. Geri döndü. 70 metre koştu. 32 yaşındaki adam. Şutu blokladı. Kendi bölgesi olmayan yerde sağ stoperde gol pozisyonunda blokladı. Döndü top Beşiktaş'a geçti. Beşiktaş o topun kıymetini bilmezse Vida orada üzülür. Vida'nın üzülmesi değil mesele. Hakkına girmiş oluyorsun takım arkadaşının. Ben niye koşuyorum gö diyor. Tabii ki onun gösterdiği çabayı sen de göstermen lazım. Bak eksik çaba gösterme şansın yok. Gol atamayabilirsin, gol kaçırabilirsin, top kaybedebilirsin bunların mesele yok. Ama eksik çaba göstermemelisin. Orada biraz daha düşük ciddiyetle oynadığın zaman, biraz daha düşük çaba gösterdiğin zaman yüksek çaba gösteren oyuncu üzülür. Onun hakkına girmiş olsun. Beşiktaş'ta yaşanan bu. Larin ve Batshuayi sıkça diğer arkadaşlarına bence bunu hissettiriyorlar. Yeterince ciddi değiller. Yeterince oyun içinde değiller. Batshuayi'nin kaldığı şekilde ofsette kalınmaması lazım. Ofsette kalabilirsin. Mesela o değil ama öyle kalmaman lazım. Son adamı görüyorken, yüzün ona dönükken, bu kadar net top istiyorken bir adım önde olmaman lazım. Sorun değil. Diğerini veremesek de sorun değil. Veriyor musun? Buyurun. Tamam. Bu da diğer ofsayt. Şimdi böyle ofsaytta kalınır mı ya? Yani? Bak kafayı vurduğu anda gördünüz mü Batu Şahı? Evet. Kafa topu geldi anda. Tekrar verebiliyor muyuz arkadaşlar? Ne anlat? Ne anlatıyor acaba? Eline çarptı. Başka bir şey itiraz ediyor. Bak şimdi, şimdi şurada. Kafayla oynandığı anda Batu Şahin'e bakar çarptı mısın? çarptı diyor. Ya böyle offside takal bu kez sırtı dönük ama böyle offside kalmamalısın yani. Çok net offside'lar yarım metre, bir metre. Daha dikkatli olmalısın. Şimdi orta yuvarlığa çok yakasın. Orta yuvarlak çizgisini orada referans alabilirsin. Bir adım onun gerisinde durabilirsin mesela. Learning ve Batu Şahin'in üçüncü madde bu tarz kayıpları, ciddiye eksiklikleri de Beşiktaş'ın atak sürekliliğini ciddi biçimde etkiliyor. Adana bu tarz hatalar yapmadı Adana Demir. Diğer taraftan Adana Demirspor'un Spor'un kadrosunun da, yedek bankının da, fiziksel gücünün de, isteğinin de, arzusunun da Beşiktaş'ın üzerinde olduğunu, daha iyi olduğunu söylememiz lazım herhalde. Bütün bu unsurları da alt alta eklediğiniz zaman daha iyi oynayan daha etkili olan, istediğini daha çok sahaya yansıtan ve 43 kez Beşiktaş ceza sahasında topla ki e, buluşan takım ortaya çıkıyor. Bir son her zamanki halinde değildi. Dün akşam nispeten etkisiz kaldı. Ancak Ama Gökhan İnder, Stambuli, katıldı. Vargas, Balotelli, Svensson, bu yarına sonun koşu Stopperler... mesafesi kaç Tolga? Çünkü bu son orta sahayı üçledi. Orta sahadaki savaşa çok katıldı. İstanbul ile Gökhan gibi mücadele etti. Şimdi bak oyuncu değişikliğine bakalım. Adana Demirspor'un oyuncu değiştiğine bakalım. 65. dakikada Djokovic Belanda giriyor. Sta bu yarına son 66 dakika oynadığı için koşu mesafesi tabii düşük çık çık. İstanbul'u bu yarına son çık. Evet. Orta sahaya daha fazla dinamizm, daha fazla mücadele, değişiklikler doğru. 77 sol bek değiştiriyor. 83 Vargas Asan giriyor. Asan taze kan. Son bölümde o peş peşe kornerler, peş peşe kornerler o yoğunluğu artırıyor Asan Bütün değişiklikler doğru. Adana Emir'de. 7,5 kilometre koşmuş ama dediğiniz gibi 66'da çıktığı için. 66 dakika için gayet iyi. 7,5 kilometre. 66 dakika için gayet iyi. Dakika başına ne yapar? 115 metre yapar. Dakika başına 115 metre koşmak demek 90 dakikada zaten 10 kilometrenin üstüne çıkmak demek. Yani demek ki 90 dakika tamamlasaydı ki 100, 102 dakika falan oynandı maç. O da iyi bir yerde çıkacaktı. Neyse. Beşiktaş'ın değişikliklerine bakalım. Umut Rıdvan mecbur değişiklik. Emirhan Teşer'a can olması lazım. Emirhan değil çünkü Emirhan bu fiziksel oyunda yazıldı. Mehmet Kerem yine canı olabilir. Kerem'in yerine madem Sabek'i Necip'i geçiriyorsun. Orta sahaya Mehmet e değil yine canı so sokabilirsin. Fiziksel mücadele atırabilirsin. Gezel Güven 90 artı 2'de çok önce girmesi lazım. Güvenim. Çok önce girmesi Çok lazım. önce. Larin yok sahada. Batu Şahay da basit hatalar yapıyor ama Larin sahada yok. Larin fiziksel mücadele kayboldu. Larin güvende işinin 60'larda 65'lerde olması lazım. Doğru. 90 artı 2'de ancak Gezel sakatlık yaşayınca Gezel güven değişti oluyor. Artı Can da girmiyor. Can da oyuna girmiyor. Kenarda Can oturuyor. Şimdi gerçekten açıklamakta güçlük çekiyorum. Bu, bu maç Can'la güvenin çok erken girmesi gereken. Çünkü ekstra enerji enjekte etmen gereken maç. Çünkü zayıf kaldın. 119'a 111. Ve orta sahayı kaybettin. Orta sahayı kaybettin. Rakip geliyor üstüne Koşu dalga dalga. Koşu farka bakar mısın? 119'a 111. Bir kişi fazla oynamış Adana Demir ya. 8 kilometre fark neredeyse bir evet, tane adam öyle. yapıyor. 12'ye 11 oynamışsın. 12'ye 11 oynuyorsun. Sahadaki dinamizmi artırman lazım. Güç enjeksiyonu yapman lazım. Canla güven. Can hiç girmiyor. Güven 90 artı 2'de giriyor. Yani antrenör farkı. Montella'nın bütün değişikleri doğru. Karavelinin neredeyse bütün deşikleri yanlış ya da zamanı yanlış. Yedek bankında da çok fazla elinin kuvvetli olmadığını söylememiz lazım. Ee, Önder Kar Karavelinin kendisinin de maç sonunda ifade ettiği gibi bu da biraz elini e, zorlaştırmış olabilir. Bunun da altını çizelim. Diğer taraftan Adana Demirspor cephesinden bakacak olursak birbirini e, son derece tamamlayan, ezbere ya da telepatik sizin tabirinizle daha doğru ifadeyle oynayan bir hücum ve o hücum hattını destekleyen, koşan, mücadele eden ee ayağı da düzgün olan iki tane orta saha oyuncusuyla oynuyor. Evet. E, çok iyi. Ligin tabii. en iyi takımlarından bir tanesi. Zaten puan tablosunda da yerini gösteriyor. Adana Ve bu demişsin. takıma geldiğinde Montella e, bu takımın stoperi Simon Deli şu an sakat Simon Deli. Bek oynuyordu Rasul. İki tane e, oraya Türk oyuncu. Önce Tayyip'in partneri Samet oldu. Ondan sonra sol bek Kaan oldu. Ve dün akşam da gayet iyi oynadılar. Hem savunmada hem hüc evet, şey, hücum şeyinde. i̇ki gol attı Bir sayılmadı evet. Samet yani. Yani yerli oyuncuları Yunus alternatif oyuncuydu. As oyuncu oldu. Ligin anahtar oyuncularından biri oldu. Muhtemelen milli takıma girecek. Yani Tayyip, Samet, Kaan, Yunus. Gökhan İnler hadi Türkiye milli takımı oynama şansı yok. Dört tane yerli oyuncuyla oynuyor bir İtalyan tek direktör kim hak ediyorsa ona veriyor formayı ve genç oyuncular 22 yaşında Samet 21 yaşında Yunus 2000 doğumlu ve onlara veriyor formayı genç yaş ayırt etmeden Türk yabancı ayırt etmeden kim iyiyse ona veriyor ve görüyorsun fiziksel olarak da muazzam seviyediler. Yani milli takıma oyuncu mu yetiştirmek istiyoruz temelde amaç bu mu temelde amaç milli takım oyuncu yetiştirmekse yabancı sınırı değil bize böyle nitelikli tek direktör lazım yerli ya da yabancı. Tek direktörün yerlisi yabancısı olmaz. Bak, Vincenzo Montella senin milli takımına daha fazla kaynak yaratıyor. Vincenzo Montella diye bir İtalyan. Bu ülkeye hiç gelmemiş belki. Hayatında ilk defa geliyor. Muhtemelen Adana kentini daha önce görmemiş. Uluslararası bir stardı futbolcuyken, uluslararası star bir antrenör Adana'ya geliyor. Senin milli takımına daha fazla kaynak yaratıyor. O zaman demek ki tek direktörün futbolcunun yerlisi yabancısı yok. Yoktur. Genci yaşlısı, iyisi kötüsü var. İyi tek direktör getir bu lige. İyi tek direktör getirdiğin zaman bak daha fazla sana yerli kaynak yaratıyor. Başkanlara, kulüp başkanlarına buradan sesleniyorum. Türkiye'de kulüp başkanlara, futbolculara astronomik maaşlar veriyorsunuz. Tek direktöre gelince maaş vermiyorsunuz. Ya futbolculara astronomik maaş vereceğinizde iyi tek direktör getirin. Süper Lig'in 3 gün, 3 İstanbul büyüğün tek direktörlerine bak. Futbolculara dünyanın maaşını veriyorsunuz. Fenerbahçe'nin tek direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'ın Karaveli, Galatasaray'ın Torrent. Ya bu işte bir gariplik yok mu? Ya futbolcuya yüksek maaş vermeyin ya da tek direktöre yüksek maaş verin. Tek direktöre vereceğiniz bir yüksek maaş futbolcunun yapacağı etkiden daha fazla etki yapacak. Bak Montella nasıl değiştirdi takımın kaderi. Bak Farioli Alanya'nın nasıl değiştiriyor kaderini. Bak Nestoel Maestro diye bir filozof 38 yaşında. Göztepe nasıl futbol oynatıyor. En büyük bütçeyi tek direktöre verin ya. Bir kez de ne olacak? Futbolculara dünyanın maaşını veriyorsun. Montella hocayı hakikaten tebrik etmek lazım. Geldiğinde o karmaşı ortamından o sis bulut ortamından hızlı bir şekilde çıkardı takımını ve ligimizin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi haline getirdi. Hakikaten tebrik etmek lazım. Oyuncuları kazanarak, oyuncuların mevcut oyuncuları kazanarak, onların performansını yukarıya çekerek başardı. Şu pozisyonu, bunu. şu pozisyonu çok özür dilerim Sözünüz böyle. Estağfurullah. Şu pozisyonu verebilir miyiz baştan? Rıdvan'ın şutuyla biten pozisyonu bir tekrar verebilir miyiz? Çünkü burada çok enteresan bir detay var. Bakın Larin dışa açılıyor dış koridora. Rıdvan nerede? İç koridorda. Sol iç koridordan pozisyona giriyor. Torrent birinci maçtan sonra dedi ki ilk yönettiği maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu dedi beke yüzün dönüyor. Diyelim ki sola açık oynuyor Kerem. Son zamanlarda sola açık. Sol beke yüzün dönüyor. Sol bekle e aynı koridorda top bekliyor dedi. Halbuki dedi Kerem'le konuştum. Ya sol bekle aynı koridorda olmanın bir faydası yok ki aynı hizada olmanın. Savunmayı kolaylaştırıyor. Farklı koridorda olman lazım. O dışta sen içte. O işte sen dışta. Mesela Kerem'i takip ediyorum. Son dönem performansı iyi değil. Boşluk yakalayamıyor. Rıdvan'ı görüyor musun? Evet. Ler'in dış koridora çıkınca nasıl iç koridora girdi ve pozisyon Alan yarattı. Durdu. Ve bunu sık sık yapıyor. Temel bilgi. Bu çocuğu çok takdir ediyorum. Yani 2001 doğumlu yanılmıyorsam Doğru. Rıdvan o kadar iyi ki oyun bilgisi. İnanamıyor insan. 2001 doğumlu ona Tebrik ederiz Beşiktaş. Altyapı antrenörlerini de. Bu çünkü sadece kaliteyle ilgili bir şey değil bu pozisyona girebilmek. Yetenekle ilgili bir şey değil. Bu oyun bilgisiyle ilgili. Oyun bilgin varsa bu pozisyona girersin. Bir de şunu soracağım. Daha bir sürü konu var da konuşacağız hepsini. Aklıma gelenlerden. Montero, Francisco Montero ve Serdar Saçı yedek bankında oturdular. Wellington vida ikilisiyle başladı. Hoca, Önder Hoca. Wellington için hep şunu söylüyoruz. Eğer takım oyunu rakip yarı sahaya yıktıysa ve stoperler öne çıkıp dönen topları topluyorsa tamam Wellington senin adamın. Ama dün akşamki gibi rakip üzerine gelirken iş savunmaya kaldıysa Wellington senin adamın değil. Ee, acaba o değişiklikte, de, değişiklik diyorum oradaki tercih de konuşulur mu? Yani Wellington yerine Serdar'la ya da Montero'yla başlasa daha... Sağlıklı olmaz mıydı? Ya ben de bu konuda şaşkınım. Ay, Çünkü Karaveli Tecrübe mi dedi acaba Cesur hocam? tercihler yapıyor. 60'da Emirhan oyuna sokuyor. Kerem kala maça başlıyor. Bir başka 2001'li. Emirhan 2004'lü. E gelir gelmez Rıdvan Kerem gözü de kapalı. Gerçekten olgun bir oyun oynadı bu. Onu evet. tekrar altını çizelim. Gözü kapalı oynuyor Rıdvan. Aslında genç oyuncuları kullanma konusunda gayet cesur hamleler yaptı Önder Karaveli. Ama Serdar'la Montero konusunda iki genç biri yerli bir yabancı fark etmez. İki genç stoper geldiğinden beri, Karaveli geldiğinden beri savunma göbeğini konusunda çok kararlı değil. Tercihi her neyse ne onun savunma göbeğini Ama bu kadar çok stoper savunma göbeğiyle oynanmaz ki savunma göbeğin belli olur. Yani futbolda en az rotasyon olacak bölge kaleci diyelim. Sonra stoper ikilisi. Stoper ikilisi yakalarsın ve ondan sonra orada mecburiyet olmayacak kolay kolay oynamazsın orayla. Çünkü stoper ikilisi birbirine bağımlı pozisyondur beraber oynadığı çok bağımlıdır. Dolayısıyla beraber oynama alışkanlığı, orada e, anlaşma, telepati önemli bir detay. Şimdi Beşiktaş'ın savunma göbeği sürekli değişiyor. Wellington aslında iki maç önce iyi oynamıştı. İyi performans göstermişti. Geçen maçta kesti Wellington'u. Şimdi tekrar koydu. Yani Karavela enteresan bir şekilde Beşiktaş savunma göbeğini bulamadı. Bir üçlü oynatıyor, bir ikili oynatıyor. Beşiktaş'ın az stoperleri kim? Cevabını veremiyoruz. Bir tek Vida az. Vida'nın dışında hani az az stoperini bulamadı. Önder Hoca basın toplantısından sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte ilan edildiler ya, basına tanıtıldılar, kamuoyuna tanıtıldılar. O basın toplantısından sonra hocanın kafası bir karıştı sanki. Oraya kadar. Öyle e, mi? sanki oraya kadar çünkü ne konuşuyorduk burada? Hoca hazırmış. Bunu söyledik burada. Hı -hı. Önder Hoca hazırmış göreve. Tercihleri o şu bu e, gayet iyi gidiyor. Sergen Hoca sonrasında bir toparlanma yaşandı. Ciddi bir şekilde oyuncular kazanıldı vesaire. Ama sonra söylediğiniz gibi oyuncu tercihleri, mevkilerdeki değişiklikler falan hocanın kafa sanki biraz karıştı orada. Bence iyi yetiştirici, iyi geliştirici, iyi insan, iyi atip ama tek tertörlük başka nosyonlar da gerektiriyor. Oyunu iyi okuduğunu ve oyuncu değişikliklerini gerektiği gibi yapabildiğini düşünmüyorum. Tüm saygımla birlikte. Montella bu başta oyuncu değişikliği dersi verdi. Beşiktaş aynı şekilde cevap veremedi bana sorarsan. işte o da biraz oyunu okumayla ilgili. Atiba hakikaten yürüyen tecrübe. 39 yaşında. Evet Artık maçın son bölümlerinde bitti. Hakikaten bitti ama buna rağmen mücadele etmeye, koşmaya, devam etmeye çalıştı. Ancak e, hem pozisyon bilgisiyle hep altını çiziyorsunuz. Topun nereye düşeceğini bilerek belki bu yüzden enerjisini biraz daha sağlıklı kullanarak e, maç boyunca oyunda kalmayı başardı. Hem de herhalde orta sahanın Tamamen düştüğü ana kadar ayakta kalan tek oyuncusuydu diyebiliriz değil mi? Şu koşu mesafeleri, bireysel koşu mesafeleri var mı? Atiba Açınsı'nı konuşurken. Demin vardı şeyde. Getirelim şimdi o aynı sayfamızı Beşiktaş tekrar. Beşiktaş orta sahada fiziksel olarak o kadar geride kaldı ki. 115 miydi? 11.5 İlk 11 5'e girebilen tek Beşiktaşlı'nın Doğru. 39 yaşındaki Atiba Açınsı'nı olması. Diğer oyuncular, yani gerçi hepsi tabii ki 90 dakika oynamadı ama. 90 dakika oynayanlar utanmalılar yani bu durumdan. 39 yaşındaki Atiba Açınsın 1983 doğumlu. Şubat'ta 39 yaşına girdi. Beşiktaş'ın en çok koşan adamı ilk beşe girebilen tek adam. Adana Demirspor'un iki stoperi artı sağ beki artı ön liberosu orada. İki stoperi en çok koşan oyuncular. Yani hem savunmaya hem hücuma nasıl destek verdiklerini gösteren bir diğer. Çok önde oynadı Samet. Veri. O kadar çok topla çıkıyor ki çok da başarılı çıkıyor. Ondan sonra bazı oyuncuların içinde de kalıyor. Samet'in e, koşu mesafesinin çok önemli bir kısmı rakip yarı sahada. Ya birçok şeyi doğru yaptığınız zaman işte ortaya da Demirspor gibi doğru bir takım çıkıyor. Beşiktaş'ın bu e, sporcularının şu tabloya bakıp ya bizim takımın en çok koşan adamı benim iki katı yaşımda demeleri ve utanmaları lazım. Atiba Açıl'ın takımın en çok koşanı olması Atiba için gurur, diğer oyuncular için düşünülmesi gereken bir detay. Matías Vargas dedi ki ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ee, yaratıcı. Neredeyse dün akşam aldığı her topu tehlikeye çevirmeyi başardı diyebiliriz. Hani kabaca bunu söyleyebiliriz Doğru. evet ve devamlı sırtında oyuncuyla yapıyor bunu. Sadece Beşiktaş maçında değil diğer karşılaşmalarda da devamlı bir oyuncu, iki oyuncu, bir sonraki adım devamlı mücadele ederek yapıyor bunu. Hakikaten bu performansı için onu ve onu kazanan hocasını bir kere daha tebrik etmek lazım. Kesinlikle 24 yaşında genç de sayılabilir pozisyonu için. Ee, kiralık espanyolunu bir sezonlu da Adana Demirspor'a kiraladı. Bilmiyorum sözleşmesinde satın alma opsiyonu var mı? Keşke satın al alabilse Adana Demirspor onu. Müthiş bir fiziksel fark koydu. Yani Kerem ve Rıdvan'ın gerçekten Darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşamasında Vargas ve Yunus'un da fiziksel olarak çok iyi seviyede olması etkili olmuş olabilir. Bir de Vargas'ın lider özelliği de var. Yaşı 24 ama. Yani oyun her durduğunda öfkeleniyor. Oyunun akmasını istiyor. Oyun aktığında avantaj sağlıyor çünkü iyi oyuncu. Oyun aktığında fark yaratıyor. Oyun durduğunda öfkeleniyor. Mesela bizim Türk oyuncular muhtemelen oyun durduğunda mutlu oluyor biraz dinleniyoruz diye. Vargas oyun durduğunda üzülüyor. Onu fark ettim. Oyun her durumda oyunu tekrar başlaması için mücadele ediyordu. Arjantin Olimpiyat takımında mı oynamıştı. Yani orada da aslında iyi çıkış yapan bir oyuncuydu. Çok iyi toparlıyor. Dostluk maçlarında oynamış U23 takımında. Ya ligimizdeki en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi diyebilir miyiz şu anda? Belki en iyi Mevcut kanat durumda. En iyi kanat belki. De. Çünkü zaten istatistirde müthiş gole dönüşen ataklarda yer almasayız zaten galiba 17'de 18'de zirvede olan oyunculardan biriydi. Kanat oyuncuları işte Trabzonsporlu Vakayma var, Vişça var tepede. Ee, Vargası koyabiliriz herhalde onların peşinde düşünüyorum. Ligin en çok katkı yapan kanat üç kanat oyuncusundan biri. Ben direkt ortaya Birini unuttuysam özür dilerim. Ortaya e, devrilerek oynadığı için direkt orada da sayabiliriz yani. Tabii doğru. Ortaya çok yaklaşıyor. Tabii burada dediğim gibi az önce koridor kullanımının etkisi var. Adana Mesut bekleri, Sıvan son ve Kaan daha çok dış koridordan geliyorlar. Dolayısıyla Vargas ve Yunus da iç koridoru kullanıyor. Evet. İç koridor, orada bir yarım boşluk var. Yine bizim çok üzerine çalışmadığımız veya çok düşünmediğimiz bir konu. Stoperlerle bekler arasındaki yarım boşluk. Ve bu yarım boşluklarda Vargas ve Yunus değerlendirmeye giriyorlar. Ama temel futbol bilgisi tabii maalesef Türkiye çok çalıştan çok üzerine kafa yorulan bir konu değil. O half Spacelerin o yarım boşlukların değerlendirmesi konusunda. Vargas müthiş. Beşiktaş'ın en son oynadığı son iki maçı da analiz ederken şunu konuşmuştuk. Beşiktaş'ta... Özür dilerim bu arada. Yarın boşluk nasıl olur şuraya ekleyebilir miyim? Buyurun. Bekler dış koridordan gelirse Kaan ve şey diyelim diyelim ki Svensson gelirse ne olur? Beşiktaş savunması ne olur? Genişler değil mi? Doğru. Çünkü onlar dış koridordan geliyorsa Taçlıksı'na kadar açıyorlar oyunu hücumu Alan açarsın. Savunması alan yaratırsın. savunması genişlerse ne olur? Stoperle bek arasında mesafe artar. Stoperle bek arasında mesafeyi kim kullanır? Açık oyuncular. Adana Emir'si açık oyuncular. Ona half space. Yarım boşluk deniyor işte. Adana Emir bunu çok iyi yapıyor. Bekler oyunu genişletiyor. Yarım boşluklar oluşuyor. Stoperler ve bekler arasında. Orayı da Yunus ve Vargas kullanıyor. Temel bilgi. Sezon başında Enkudur'un Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacağını çok çok önemli bir B planı, ana planın yanında çok önemli bir işleyen bir B planı olmaya tek başına bunu sürükleyebilecek bir oyuncu. Öyle bir performansla başladığını o sezon boyunca Beşiktaş'ın çok işine yarayacağını konuşmuştuk. Sonra sakatlık oldu. Geldi bir kere daha e, uzun sürdü sakatlık vesaire. Dolayısıyla Beşiktaş'ın oyun repertuarı da çünkü başka koşan yeri geldiğinde koşacak oyuncusu da yok Beşiktaş'ın. Değil mi? Fiziksel seviye de, olarak değil mi? İyi seviyede bir oyuncuydu. Sağlıklı onunla. Yani o şekilde kullanabileceği oyunu belki zorlandığı zaman da atıp çünkü Gezal bunu yok yani Gezal bambaşka birinci türü, özelliği o değil. Ellerin e, öyle değil. Değil. Yani Klasik enkudu en kudu vardı. Aynen öyle. Hani koşup atan, adam geçen, tat çizgisi üzerine kadar genişleyip orada ada e, aynen öyle adam geçen aynen öyle. Savunma arkası boşluklara koşu yapan Enkudu vardı. Şutu evet. da vardı. Enkudu'nun sakatlanması tabii bir hücum opsiyonunun yok olması demek. Gökhan iyi bir Gökantöre 5 yıl önce falan bu işleri yapmaya muktedirdi ama bugün değil. Çok gerilemiş fiziksel Yanından olarak. Yanından bile geçmiyor. Evet. evet. Sadece Enkudu vardı Beşiktaş'ın elinde. Tabi Enkudu'nun sakatlı Beşiktaş'ın hücum opsiyonlarını etkiledi. Dün olsa kulübede 60'ta Leran'ı yerine sokarsın. Adana Demir'de topa sahip. Stoperlerle beraber öne çıkıyor. Arkada boşluk verme ihtimal var. Enkudu o boşluklara koşu yapabilirdi elbette savunma sırtına. Koşu yapabilirdi. Peki hala e, tartışılan pozisyonlara geçeceğim. Var mı maçın teknik taktik boyutuyla Adana Demirspor'un oyunuyla Beşiktaş'ın yani öyle ilgili bir maç ki eklemek istediğiniz. Sezonun belki en güzel maçı. Vallahi o öyleydi. yüzden biraz uzun konuştuk. İki takımı da tebrik edelim. Çok Hakikaten. zaman ayırdık. Bakalım pozisyonlara Şimdi ilk olarak 12 numaralı pozisyon sevgili Reci. Yani dakika 31. Beşiktaş'ın golü öncesinde faul var mı? Gol kararı doğru mu? Burada e, çok tartışıldı dün akşamda. teşyeranın e, Kaan'ın ayağına bastığı konusunda şimdi yakın planı da gelecek. Burada Atiba'nın pası da tabii. Müthiş. Onu düşünmesi. Kerem Kerem'de e, süperlikteki ilk asistini yaptı. Şurada. Gördüğünüz gibi be, yanlış görmüyorsam eğer biraz başa alabilir Basma bu değil açıdan. de kaval kemikleri çarpışıyor. Ee, eğer bir basmadan bahsediyorsak sanki basma değil. Kaan basıyor teşhirenle. Öyle yani. mi? Basma yanlış var mı ama? görüyorum? Bakın. Gördünüz mü? Bakalım. Kanın sol ayağa, Teşeri'nin sağ ayağı. Gördünüz mü? Evet. Yani Peki, Teşeri ayaklara tekerken teşer sol ayağına bak. Teşeri'nin sol kaval kemiği de şeyin dizine mi geliyor? Hı Ya ikisi kaval kemikleri çarpışmış. Ha. Sanırım esas sakatlık sebebi o. O yüzden düşüyor oyuncu. Kan mı? o? Kan. Kaval kemikleri çarpışıyor. Ama oyunun akışı içinde mi değerlendirmek lazım? Öyle değerlendirdi. Video Öyle değerlendirdi. hakem ya buna çok itiraz etmem. Oyunun doğal akışı içine değerlendirdi. Peki buradaki şeyin yarattığı, Teşehir'in yarattığı boşluğu nasıl değerlendireceksiniz? Teşehir'in bulduğu boşluğu nasıl değerlendireceksiniz? Ya Teşehir'e bu. Zaten, çok boş kaldı. Zaten birinciyi değerlendiremedi. Orada baskıyla top tekrar kazanılıyor. Ya bir atak sürekli sağlanıyor. Beşiktaş fiziksel olarak iyi seviyede olsa şimdi bak veriyoruz. Şimdi burada birinci atak denemesi. Ne oluyor? Birinci atak denemesi karşılanıyor. Hemen baskıyla Gezzal topu kazanıyor. Büyük takım zaten bunu yapması lazım. Atak sürekli. Gezzal, Atiba, Atiba'dan Kerem. ikinci atak. Büyük takım Gegenpress. Karşı pres. Topu kaybettiği yerde hemen kazanmaya çalışması lazım. Liverpool'un farkı bu. Manchester City'nin, Bayern Münih'in farkı bu. Ama Beşiktaş bunu sürekli yapabiliyor mu? Hayır. Stoperlerin duruşu Hangi stoper? Adana Demir mi? Adana mı? Demir Sporu. Şeyde kafa vuruşunda İkisinin var. arasında kaldı. Teşeran'ın kafa Teşeri, vuruşunda. Evet. Da. Şimdi orada tabi bir dengesizlik oluştu. Çünkü niye? Bir takımın en savunmasız olduğu an ne zamandır? Topu kazandığı Topu kazandık sandı Adana Demirler. Kazandık sandı. Hücum pozisyonuna geçmeye kalktılar. Tekrar kaybettiler. Dolayısıyla savunmada şey kayboldu. Çizgi kayboldu. Peki. Orada bir dengesizlik anı oluştu. Tabii teşera e çok boş bir kafa vurdu. Şimdi bak Burada. Bak kazandık sanlar bir. Bir daha kazandık sanlar iki. Bir takımın en savunmasız olduğu an topu kazandık sanıp tekrar kaybetmesi. Şimdi e, ata yönetmenim diyor ki bak orada Atiba da şaşırttı savunmayı diyor koşu Doğru. yaparak. Doğru. Onun da hakkını verelim. Atiba'nın iki önemli rolü var. Biri Kerem'e yaptığı asist diyelim ona. Kereme asistine yaptığı asist. Öbürü de ceza sahasında savunmanın dengesini bozan yalancı koşu demek lazım herhalde değil mi? Dün Konya sporlu Rahmanovic'in kaçırdığı pozisyon vardı da kafayla hatırlıyor musun? Evet. Çok Çok kolay pozisyonu kaçırmıştı mesela. Orada Çikaleşi burada Atiba'nın yaptığı koşuyu yapan, evet. yalancı sıçramayı yapmıştı. Çikaleşi de orada vurmayacağını biliyor aslında. Burada Atiba vurmayacağını biliyor. Ama o koşuyu niye yapıyor? Bekle stoper arasına iki kişiyi meşgul ediyor orada. Arkadan gelen teşerini vurması için. Dün Çikaleşi süper yapmıştı o işi ve Rahmanovic'e pozisyon yaratmıştı. Bugün de Atiba süper yapıyor o işi. Ata iyi tespit etti. Ee, bir center for işi bu. Yani dün Çikaleş'in yaptığı işi. Bugün bak Atiba yapıyor. Vurmayacağını biliyor Atiba orada. Ekip iyi Uğur Bey'cim, Yönetmenim, resim seçicimiz, e, sesçimiz, herkes değerli izleyenler şaka etmiyorum. Samimiyetle yani e, bilmiyorum. Kesinlikle. Bütün programlar böyle midir ama bütün ekip olarak Te teşekkür ediyorum Futbolu arkadaşlarıma. Futbolu biliyor ekibimiz. Hakikaten katkıları az buz değil. Hocam bu istenmeden yapılmaz zaten. Doğru. Yani doğru. bizim ekipte herkes pozisyonunu ne olursa olsun severek, bilerek yapıyorlar işi. Bütün yönetmenlerimiz, bütün Burada arkadaşlarımız. Burada Atiba bir çıkar işi koşusu yapıyor. <laughs> Peki bir sonraki pozisyonumuz sevgili Reci, 17 numaralı pozisyon yani dakika 42'ye gidiyoruz. Balotelli'nin e, geçerlilik kazanmayan golünden önce foul var mı? Tam şurada cer yani ediyor atak başlangıç fazı olarak gezal yerde kaldı. Devam dedi Ali Şansalan. Burada Balotelli topu aldı. Beşiktaşlar müdahale edemedi. Açıyı buldu Vidanın bacaklarının arasından. Ya öncelikle bir şunu söyleyeyim. Yani Şu Balotelli bu. Evet, burada bir basma var gerçekten. Buradan de. dolayı bu basmadan dolayı iptal oldu. Geçerlilik kazanmadı. Burada, burada bir basma var evet. evet. Yani hakem burada inceleyip iptal etmesi doğru. Ama şunu da ekleyeyim. Ya Balotelli öyle bir gol atıyor ki kimseyi suçlayamıyorsun. <laughs> herkes stoperler doğru yerde, doğru savunuyor, kaleci doğru yerde. Bunlara rağmen değil mi? Fakat adam çok enteresan. Kariyeri boyunca bu orta mesafe şutları öyle bir belden çıkarıyor ki. E, bu işi Türkiye'ye gelen Fransız Santrfor Nikola Anelka çok iyi yapardı. Bu bir Anelka e, vuruşu. Bir anda nereden çıkarttığını anlamazdın şutu. Orta mesafeden. Balotelli de çok iyi yapıyor bu işleri. Çok iyi çıkartıyor. Ama tabii burada bir talihsizlik. Vargas faul yapmak istemiyor. Bir talihsizlik yaşıyor. Geç kalıyor tabii. E, Zamanla matas. Evet. İptal doğru. 19. 19 numaralı pozisyon yani dakika 45 artı 5. Burada da Batshuayi'nin Beşiktaş'ın penaltı beklediği bir pozisyon oldu. Bu da Batu Şuay koşacak şimdi. Bakalım. Kaleci Muriş'le bir çarpışması oldu ama herhalde bu bu da Penaltı beklenecek bir şey değil. Çünkü Muriç zaten topu alıyor ve iki oyuncu birbirine doğru kayarken. Buna mı bekliyor? Öncesindeki o hafif dokunmaya mı bekliyor? Ee, öncesinde hafif dokunma var Tayyip mı? Tayyip'in elle hafif bir dokunması var. Şuradan bakayım. Ben görmedim onu. Sol eliyle Tayyip ya yani çok hafif dokunuyor ama. Bak dokunuyor Şu ha. Evet. Ama bir itme olarak değerlendirilemez. Eğer ona bakıldıysa bile tahmin ediyorum dediğiniz gibi düşme için bilmiyorum. Kaleci o... e, Muriç'in müdahalesi doğal. İşin İki tabiatı oyuncunun da içinde kayması evet. Evet. Yani yok burada her şey nizami. O ben itme şimdi siz söyleyince dikkat etmiştim. Orada e, düşmesine sebebiyet verecek kadar şiddetli yok. Yok asla. Değil herhalde. Yok öyle bir şiddetli. Şuna evet siz söyleyince dikkat etmişim şimdi. De. Yok devam kararı doğru. Peki. Bir sonraki pozisyonumuz bakalım hemen şuradan. Bir saniye. Po, 23 numaralı pozisyon. Yani dakika 53. Balotelli dün akşam e, hakemi maçın hakemini bayağı zorladı. Şu şey yere e, ya, tekme atması, tekme savurması ya da neyse işte. Ki burada benim görebildiğim kadarıyla Atiba mıydı mücadele ettiği? Atiba. Heh. Benim görebildiğim kadarıyla bir faul yok burada. Bunu iki kez yaptım maçta. Bir tane daha pozisyon var. Göğsüne gelen bir itmeyi yüzünü tutup kendini ha, yere attı. Atiba ile olan mücadele. Evet. Et. Şimdi sevgili Mario. Biliyorum 24 saat bizi izliyorsun. O yüzden şu anda ekran karşısında. Seni eminim. seviyoruz, izlemekten keyif alıyoruz. Sevgili Mario, büyük bir futbolcusun. Ligde olmandan çok büyük keyif Aynı alıyoruz. De öyle. Lige değer katıyorsun, futbola değer katıyorsun. Ben Aynı seni öyle. Euro 2012'de yerinde İtalya milli takımında izleme şansı buldum. Çok şanslıydım. Şeyde Polonya, Ukrayna, Avrupa Şampiyonası'nda. Büyük bir keyifle izledim. Favorim İtalya'ydı. O gün yazdım yazılar diye İtalya'nın şampiyon olacağını Balotelli ile iddia ettim. Finalde kaybettiler. Çok büyük zevk dizilimiz bir süperstarsın. Neden bu kadar büyük bir süperstar, bu kadar oyunu bilen, iyi oynayan hatta maçtan sonra da diyor ki meditasyona bazen ihtiyacınız olur. Çünkü haksızlıklarla mücadele edebilmek için. O zaman sen de haksızlık yapmamalısın. Haksızlıklara karşıysan sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmamalısın. Başkasından böyle duran top çalmaya çalışmamalısın. O bahsettiğim pozisyonda da göğsüne gelen itmeyi yüzünü tutup kendini yere attın. Yakışmıyor. Koskoca Mario Balotelli. koskoca Mario Balotelli dediğiniz gibi. 25 numaralı. Ha o da ondan buldunuz dostlar. Ee, ha şu pozisyon yüzünü tuttuğu az önce bahsettiğiniz yine Atiba. Hocam olan. yakınında var. Asla yüzüne gelmedi. Omzuna geliyor. Ha burada görüyoruz. Evet. E, Düşebilir, olabilir. Bir şey demiyorum. Gözünü o, tutması ayrı. burada şimdi hoş değil. 20, 25 numaralı pozisyon. 55 dakika 55. Burada Gökhan İnder'in penaltı beklediği an. Ceza sahasına girecek Gökhan İnder. Orada Necip karşılıyor. Diyor, ha burada göreceğiz. Yani ayağını koyuyor ve Gökhan şurada yavaşlayalım. Kurtar, kurtarmış değil mi topu? Bir önceki açıda lütfen. Yani Necip'ten kurtarmış. Geçti Necip'i değil mi? Şurada. Burada kurtardı. Necip ayağını uzatıyor ve orada bir darbe var ve yerde kalıyor. Bence de. Ee, video hakem sonrasında video hakem incelemesi olması gereken pozisyon. Sonrasında oyun devam etti. Ee, Ali Şansalan ilerideyken Adana Demirspor yarı sahasındayken top böyle, böyle yaparak yani evet. ben onu iş, bu pozisyonu kastettiğini düşündüm. tahmin ettim. Öyle düşünüyorum. O da, o da şu mu demek İncelendi ve hayır yok Öyle anlaşılıyor. demek istedi değil mi? Yani demek ki incelendi vardı. Öyle anlaşılıyor ama şimdi Necip burada son derece çağ dışı bir hareket yapıyor. Cezanın köşesinde çok anlamsız bir risk. O şekilde ayağını anlamsız yere sabitleyip risk. dizini çime yaklaştırmak falan mahalle futbolu hareketi. Geçtikten hareket sonra da ayağını açıyor biraz değil tabii mi? Tabii devam da ediyor. Evet. Yani darbe de yani şurada var. Şurada dursa. evet tabii. Çağ dışı bir hareket. Kendini kilitliyor. Hareket kabiliyetini kilitliyor bu yaptığı hareketle ve bence video hakem incelemesiyle verilmesi gereken penaltı. Doğru. Bu pozisyon penaltı. Ve son olarak herhalde gecenin en çok tartışılan konusu. 90 artı 5. dakika. Adana Spor'un offside gerekçesiyle verilmeyen ikinci golü. Burada uzaklaştırdı. Döndü vurdu. Burada Balotelli'nin başını eğdiği ve şeyin açısını kapattığı için. Açısını kapatmak değil sadece. Siz biliyorsunuz ayrıntılı bir şekilde ifadeyi. Sadece açısını kapatmak değil hamle etme şansını da kısıtladığı için. Şimdi Balotelli'nin burada bir savunma oyuncusuyla mücadeleye girme gibi bir durumu yok öncelikle. Değil mi? Yani Umut önce şuna bakalım. Umut Meraş'la mücadeleye girmek suretiyle Umut Meraşı etkiliyor mu? Yok Ersin'i. Benim anladığım Ersin'i engelliyor. sonra engelledim. ona bakacağız. Ha, tamam, peki. Önce ona bakalım. Yok Ersin şey e, Umut'la yok. Umut'la mücadeleye girme, Umut'un hareket kabiliyetini kısıtlama, itme, temas öyle bir şey yok, değil mi? Umut tarafından temiz bir pozisyon öncelikle. Bu zaten buradan mesafeyi de göreceğiz. Hiç alakası yok Umut'la. Şimdi o zaman kaleciye bakacağız demektir. Kaleciyle ilgili konu da kalecinin görüş alanını kapatması. Hmm. Kalecinin görüş alanını kapatıp kapatmadığında kalecinin arkasından bir açı var. Muriç'in arkasından bir açı var. Şeyin, Ersin'in? Şey özür dilerim. Ersin'in arkasından bir açı var. Çünkü bu açıdan anlaşılmıyor. Kapatıp kapatmadı. Ben dün maçı izlerken gördüm. E, ters kale ediyorsunuz galiba. Maçta verdik Ersin'in arkasından. Ersin'in arkasında mı yoksa ters kaleden mi? Dostlar Benim var ona, mı hangi demek zaten? ters kale ben o teknik olarak bilmiyorum onun anlamını. Yani şey Adana Demirspor kalesinin arkasında, yüksek kalede. Hangisi var epek? Heh. Ha bu. Evet burada da anlaşılıyor. Kapatıyor mu? O o o açıyı bir daha versek. Ya e, dün akşamdan beri bakıyorum ben de. E, sosyal medyaya kapatıyor diyen de var, kapatmıyor diyen de var. Bunların ne kadarı taraflı, ne kadarı tarafsız? Ben böyle pozisyonlarda iyi ki karar veren konumunda değilim Peki, diyorum. tamam ben de e, şu soruyu sorarak o zaman bu pozisyonla ilgili kanaatimi söyleyeyim. Şimdi orta hakem izlemeye gitmedi. Kararı Serper Barış Saka verdi, Doğru. video hakem. Şimdi sevgili video hakem kardeşim. Bu pozisyon bu e, çizgisiyle ilgili bir konu değil. Yan yardımcı hakem kaldırmadı mı bayrağı? Yardımcı hakem kaldırdı ama sonra inceleme yapıldı. İncelemenin ha, sonunda tabii. da Sarper Barış Saka bunun offside olduğuna karar verdi. Hatta böyle bir karıştılar. Önce hakem dikkat edersen şeye koştu. Orta çizgiye doğru bir kolunu kaldırdı, koştu. Gol sanıldı. Koca sevinir gibi oldu. Sonra evet. hayır hayır Yani zaten dağıldılar. O ayrı konu da Sarper Barış Saka kardeşim, video hakem. Şimdi burada offside çizgisiyle ilgili bir konu varsa orta hakemi davete gerek yok evet. Çünkü orta hakem gidip Offside çizgisini incelemeyecek. Offside çizgisini makine çiziyor, robot çiziyor değil mi? Doğru. Ama burada konu offside çizgisiyle ilgili değil. değil. Burada konu Balotelli'nin kalecinin görüş alanını kapatıp kapatmadığı ile ilgili bir konu. Dolayısıyla burada orta hakeme gidip izlemesi daha doğru olmaz mıydı? Neden burada Ali Şansalan davet edilmiyor ya da kendi aralarında konuşuyorlardı. Ali Şansalan gel bir izle ya da ben bir geleyim izleyeyim. Burada benim yani Adana Demirspor'un o konudaki itirazı haklı. Niye orta hakem gidip izlemedi? Ya son raconu o kesseydi Ali Şansalan kesseydi. Maçın sorumlusu Ali Şansalan değil mi? Maçın sorumlusu Tarper Barış Saka mı? Bu maçın patronu Ali Şansalan. Peki şöyle bir şey olmuş olabilir mi? E, yardımcı hakemin verdiği e, kararı kararıyla beraber. Yani zaten hani hakemler buna karar verdi. Bir diyalog oldu mu? Ben gördüm önünü kapatıyordu dedi mi? O yüzden bir gerek Dese bile bakın Yoktu off, bazı ofsaytlarda bazı ofsaytlarda orta hakem gidip izlemez. Hangi ofsaytlarda? Bu tip. Çizgi bu tip değil. Çizgiyle ilgili izlemez onları. Evet. Çizgiyle ilgili konularda orta hakem gidip niye izlesin? Çizgi zaten Tabii. robot çizmiş. Tabii. O zaman benim izleme gerek yok der. Video hakemin uyarısı yeter. Ama bu çizgiyle ilgili bir konu değil. Bu konu Balotelli'nin Ersin'in görüş alanını kapatıp kapatmadığı ile ilgili teknik bir konu. Bu teknik konuyu Ali Şansan'ın gidip karar vermesi daha doğru olmaz mıydı? Çünkü maçın patronu o. Bir de son dakika. Ben son dakikada video hakem olsam böyle bir sorumluluğu almam. Gel hocam sen karar ver derim. Ben burada Sarper, Barış, Saka ve Ali Şansan ikisini anlamadım. Nasıl gidip izlemez? İzle ondan sonra ne karar verirsen ver. Maçın sorumlusu patronu sensin. Şeyi görüyor önce hakem veriyor zaten ondan sonra yardımcı hakemi görüyor. Ve offside diye. Evet işaret orada garip şeyler oldu. Önce bir kolunu kaldırdı orta sahaya doğru gitti. Sonra evet. hayır ayrı dedi. Dağıldılar. Maçtan başka e, pozisyon almadık. E, konuşmak beraber sizlerle değerli izleyenler değerlendirmek istediğimiz pozisyonlar bunlardı. Uğur Bey var mı? E, Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili yoksa bir araya gideceğiz. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey. Şu, Atladığımız. ufak bir şey sadece Buyurun. ekleyelim. Şu Beşiktaş'ın yediği gol 90 artı 2 yediği gol kornerden. Bu pozisyon da kornerden geliyor. Kornerin devamı değil mi? Doğru. İkisi de kornerinden. Son bölüm Adana Demirspor son bölümde peş peşe kornerle attı. Bunları bir verme şansımız var mı? Adana Demirspor'un golünde Beşiktaş ne savunuyor? Bir bakalım. Nasıl savunma yapıyor? Geldi bile bir tanesi. Duralım. Duralım. İki, Biraz geri alalım. Stoper'in şeyiyle. Biraz geri alalım. Duralım. Hocam, birinci kafaya vuran Talha boş mu? Boş. Boş. İkinci kafaya vuran Samet boş mu? Boş. Beşiktaş'ta kaç kişi var? Yedi. Dışarıdakileri de sayarsan on. Niye Hiçbir Adana Demir sporlu marke halde değil de Beşiktaşlar boşlukları savunuyor. Çünkü şey, hala alan savunması yapıyorlar. Tutmaya çalışan da Atiba. İzleyelim şimdi. Talha da boş vuracak. Talha'yı tut, tutmaya çalışan da Atiba. Boş vuracak. Samet de boş vuracak. Bu nasıl duran top savunması? Allah aşkına alan savunması yapıyorsunuz. Sporting Lisbon 3 dakikada 3 tane kafa golü attı. Sergen Hoca gitti. Sporting Lisbon bir daha attı. Sergen Hoca gitti. Önder Hoca geldi. Hala atıyor. Adana Demir ilk yerde attı. Adana Demirspor, Adana Demirspor ilk yarıda ligin ilk yarısında yine benzer bir şekilde hani şey itirazı vardı. Faul itirazı olan pozisyon Balotelli yükseliyor. Orada da yine Beşiktaş alan savunması yapıyordu. Yine bomboş vurdurdu. Bak aradan 4 ay geçti. Adana Demirspor hala kornerden Beşiktaş'a gol atıyor. Yani Beşiktaş'ın savunma konusunda duran top Diğerine bakalım. Konusunda i̇ptal edilen gole bakalım. Mesafe kat etmediğini söylememiz lazım. Bir de iptal edilen 90 artı 5 mi? Bir de ona bakabilir miyiz? Yine kornerin nasıl atıldığına ve 5 nasıl savunduğuna bak, bak, bakalım sadece. Korner atılıyor. Duralım. Bakın bu da alanın dışına atılan bir top. Adana Demirspor Montella buna çalışmış. Beşiktaş bir alan savunuyor. Beşiktaş'ın demiş ki kornerlerin bazılarını da savunduğu alanın dışına atalım. Çünkü dışına attığın zaman da boş. Bak alanın dışına atılıyor. Atılacak. Attıralım korneri. Ne oluyor? hop bomboş topla buluşacak. Gördün mü? Evet. Çünkü alan dışına attılar. Ve pozisyon. Ondan sonra da gol gelecek. Bu sefer de alanın dışına attılar. Çünkü alan belli bir alanı savunuyorsun. Yani bu e, sayılan ve sayılmayan toplam iki gol, kornerden gelen iki gol tesadüf değil. Beşiktaş korner savunmasında arıza vermeye devam ediyor. Sezon başından beri bu sıkıntıyı yaşıyor. Sezon başından beri yaşıyor. Değerli izleyenler Adana Demir Spor Beşiktaş karşılaşması hakikaten biraz uzun konuştuk ama bu kadar uzun konuşmaya değecek bir karşılaşmaydı. Az önce Uğur Meleken'in de söylediği gibi her yönüyle hakikaten her iki takımı teknik direktörlerini, futbolcularını tebrik edelim bir kez daha ve bir araya gidelim ardından tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Atakaş Ata Spor Göztepe maçını da konuşacağız ama bir önceki bölümde sormuştuk. Acaba Beşiktaş'ın ceza sahasında en çok topla buluşan takım 43 ile Adana Demirspor olmuş olabilir mi? Diye sevgili Tolga editörümüz bulmuş. Adana Demirspor optanın detaylı analize başladığı 2014-2015'ten bu yana bir süperlik maçında Beşiktaş ceza sahasında 43 ile topla en fazla buluşan takım oldu. Evet, en yüksek. 43. de az buz değil yani gerçekten. Şimdi neredeyiz? Ee, Foto Maç Gazetesi değerli izleyenler başlığımız hat, e, Hayata Döndü. Hatay Spor Göztepe'yi iki golle geçti. Üç maç sonra sevindi. Bordo Beyazlılar Mehmet Yufel Kabi ikilisiyle rakibini devirip nefes aldı. Halille umutlanan Disanto ile topu direkten dönen Göztepe üst üste ikinci kez kaybetti. İzmir derbisini kaybeden Göztepe Hatay'da umduğunu bulamadı. Spor Toto Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle 3 maçlık galibiyet hasretini dindiren Hatay Spor'da teknik direktör Ömer Erdoğan haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. 3 maçları kazanamamanın verdiği stresle maça başladıklarını vurgulayan Erdoğan. Takımın üzerinde aldığımız kötü sonuçların baskısı vardı. Göztepe karşısında maça iyi başladık. Özellikle ilk yarıda skoru aldıktan sonra korumasını da bildik. 3 puanı hak ettik ifadelerini kullandı. Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro Hatay karşısında da geçen haftaki Altay maçının senaryosunu yaşadıklarını ifade etti. Takımın oynadığı oyundan memnun olduğunu belirten Sırp Hoca son vuruş beceriksizliğimiz olmasa buradan 1 puanla ayrılabilirdik diye konuştu. Di da şanssızlığı devam ediyor diyebiliriz herhalde. Penaltıyı direğe nişanlamıştı hatırlayın. Evet. Ee, üstüne Burada da bir topu şutu iyi şuttu. Direkten döndü. İyi de oynadı. Birçok pozisyonun içinde vardı. Franco Di Santo bu şanssızlığını kırar. Fark yaratır muhtemelen. Yani iyi fiziksel seviyede gelmiş. Zaten kalitesinden sual olunmaz. Chelsea'nin transfer ettiği, tercih ettiği önemli bir santrfor. Ee, Göztepe'ye katkı yapacağını tahmin ediyorum. Hatay takımı devre arası e, Kahrabay'ı katmıştı. Kanat olarak iki tane asisti var katkı yaptı. Ee, Benziye. Yasin Benziye fena oynamadı. Ben mesela Benziye transferle ilgili biraz şüpheliydim. Fena oynamadı. Özellikle ilk yarıda birçok pozisyon içinde var. Yasin Benziye istekli gelmiş. İyi seviyede gelmiş. Göztepe özellikle 2-0 malik düştükten sonra çok pozisyon yarattı ama ancak bir tanesini değerlendirebilirler. Ben de aynı Nestor gibi. Belki beraberliği bulabilirlerdi biraz daha şanslı olsalar. Ama daha fazlasını hak ettiklerini düşünmüyorum. Şimdi Uğur Beyciğim, bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlıyor. İspanya'dan Sport Gazetesi'ne geçeceğim. Sport Gazetesi'nin değerli izleyenler başlığı Messi geçmişine karşı Paris Saint-Germain Real Madrid maçıyla alakalı olarak attığı başlık bu. As Gazetesi de yine aynı konuyla alakalı olarak Prensler'in Park'ı başlığını atmış. Paris Saint-Germain'in ev sahipliğinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için. Messi geçmişine karşı. Evet tabii ki sanırım kariyerinde en fazla gol takımlardan biri Real Madrid. Messi birçok er klasik oynadı ve birçoğunda da hikayeyi imza atmayı başardı. Neymar'da düzelmiş bir diz sakatlığı sebebiyle uzun süre. Forma giyememişti. Doğum günü döneminde de sakatlanması meşhurdur. Yine doğum günü döneminde sakattı Neymar. Neymar da döndü. Sergio Ramos eksik merak edenler için eski takımı da karşı oynayamayacak. Paris Saint-Germain tek eksiği de Sergio Ramos. Yani aslında fena bir dönem olmadı. sezon boyunca sakatlıklardan çok çektiler ama sezonun belki de en kritik eşleşmesi aşamasında eksikleri de geri döndü. Real Madrid'e karşı tabii Pochettino'nun da Paris Saint Germain'de yeni sezonla ilgili hikayesini çok etkileyecek. Bir, Real Madrid geçebilirlerse geçen sezonda yarı finalde veda etmişler tekrar Şampiyonlar Ligi için, en büyük hedefler için umutlanacaklar. İki, Mbappe'nin Real Madrid'e gitme isteği artık futbolun en kötü tutulan sırrı. Öyle diyorlar ya futbolun en kötü tutulan sırrı. Paris Saint Germain Real Madrid'e ve şampiyonlar devam eder. Sonra da şampiyon olursa Mbappe'nin de kararını etkileyeceğine inanıyor. Parisler. Dolayısıyla iki açıdan çok kritik. Paris kazanırsa hem Şampiyonlar Ligi hem Mbappé'yi kazanabilir. Bu turu kazanırsa. Kaybederse hem Mbappé'yi kaybedebilir hem de Pochettino'nun yerine Zidane gelebilir diye bekleniyor. Dolayısıyla bu eşleşme sezonun belki de en kritik eşleşmesi her iki taraf içinde. Gecenin programına da bakalım hemen hızlıca getirelim. Ekranlarınızı 15-16 Şubat maç programı. Bugün saat 23'te az önce de belirttiğimiz üzere Paris Saint Germain Real Madrid maçı var. Aynı saatte Manchester City Sporting deplasmana da çıkacak. Yarın da yine aynı saatte 23'te Inter Liverpool'la ve Salzburg'la Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek. Bizim temsilcimiz Fenerbahçe'de. Perşembe günü. Perşembe günü. 20.45'te. Prag takımıyla. Slavya Deplasman'a gidecek. Evet. Deplasman'da oynayacak. Şimdi Şuradan bakıyorum hemen akışımıza. Fenerbahçe var sırada değerli izleyenler. Fanatik gazetesi geliyor. Hemen şuradan bulacağım Fanatik gazetesini. Başlığımız Fener'e güzel haber. Neymiş bakalım. Slavya Prag maçı öncesinde sakatlardan güzel haber geldi. Mesut Özil'in yanı sıra Novak ve Gustavo dün akşam idmanında takımla çalıştı. Ozan Tufan'ın da ağrılarının geçtiği bildirildi. Kartal'ın Çek ekibiyle oynanacak maç öncesinde alternatifleri artmış oldu. Şöyle bakalım Fenerbahçe son haftalarda peş peşe yaşanan sakatlıklarla sarsıldı. Son Giresun spor mücadelesinde Mesut, İrfancan, Ozan, Gustavo ve Novak görev yapamadı. Bu karşılaşmada bir kötü haber de Elmacık kemiğinde çökme oluşan Serdar Dursun'dan geldi. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Sarı lacivertlerde sonunda yüzleri güldürecek gelişmeler yaşandı. Ligde son 3 maçta görev yapamayan ve kupadaki Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Mesut Özil uzun bir aradan sonra takımda çalışmalara başladı. İsmail Kartal'ın yıldız futbolcuyu Slav yaprak maçı kadrosuna alması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde güzel bir gelişme daha Ozan Tufan konusunda yaşandı. Yıldız futbolcu Kupa'daki Kayseri maçında bacağını aldığı darbeyle sakatlanmıştı. Ozan'ın yapılan kontrollerinde ciddi bir sıkıntı olmamasına rağmen ağrıları nedeniyle Giresunspor kafilesinden çıkarılmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun ağrılarının tamamen geçtiği öğrenildi. Grip olduğu için dün gece idmana katılamayan Ozan'ın Slavya Praha karşı sahada olması bekleniyor. Sakatlığı bulunan isimlerden Novak'la Gustavo da yine takımla çalışmalara başladı. Sezon başında UEFA'ya bildirilen listede Serdar Dursun'a yer verilmemişti. Ara transfer döneminin ardından güncellenen kadroda golcü oyuncu Ozan Tufan'la birlikte eklendi. Ancak Serdar Giresun Spor karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle Avrupa'da yine siftah yapamayabilir. Crespo finansal fair play nedeniyle yine Avrupa Kupası kadrosuna eklenemedi. Ve, e, finansal fair play yüzünden Diego Rossi de listeden çıkarılmak zorunda kalındı. Bu oyuncuların yanı sıra İrfancan Kahveci ve Filip Novak da perşembe günkü karşılaşmada forma giyemeyecekleri öğrenildi. Benzer bir başlıkta Milliyet gazetesinden hesaplar şaştı diye aktarılmış. Devre arasında transfer yapmayan Fenerbahçe'nin planları tamamen bozuldu. Sarı lacivertlilerde sol bek ve forvete takviye gelmediği gibi eksik görülen bölgelerdeki mevcut isimlerde sakatlanınca işler karıştı. Az önce okuduğumuz haberin bir benzeri Berişan'ın da formsuzluğuna vurgu yapmış. Forvete Valencia'nın çekilmesi durumunda ise kanatların zayıflaması bir handikap olarak görülüyor. Serdar Dursun müjdesi Fenerbahçe'de elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Serdar Dursun'un operasyonu çok başarılı geçti. Platin takılmasına gerek kalmadığı öğrenilen futbolcu için özel bir maske yapılacağı ve yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Serdar'ın teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Slavya Prag maçında da oynayabileceği bildirildi. Yani hesaplar şaşırdı derken Serdar'ın oynayabileceği hakikaten büyük geçmiş olsun. İnşallah anladığımız kadarıyla ciddi bir durum yok ve hızlı bir şekilde sağlığına kavuşacakmış gibi görünüyor. O yüzden oynayabilecek durumdaysa hesaplar daha az şaştı diyebiliriz herhalde. Ya şüphesiz ki her tek direktör ister ki her pozisyonda iki tane harika alternatifi olsun ama böyle bir dünya yok. Dünya mükemmel değil, kusurlu malum. Dolayısıyla her takımın sorunları olduğu gibi Fenerbahçe'nin de sorunları var. Brezilya milli takımının en parlak çağlarından biri bu fenomen Ronaldo, Adriano, Kaka, Ronaldinho, Zé Roberto, hepsinin Roberto Carlos, Cafu hepsinin aynı dönem aynı dönem olduğu söylenir. Kanat oyuncusu yok. Kanat hücumcusu yok o takımda. O yüzden o takım 4-2-2-2 gibi garip bir formasyonla oynamıştı. Santrforlar, Adriano ile fenomen Ronaldo. Arkasında ikili Ronaldinho, Kaka. Sola çık, sağa çık diye bir pozisyon yok. Önde ikili oynuyor. Arkasında iki tane on numara oynuyor. Yani eldeki mesele eldeki malzemeye en uygun dizilişi bulabilmek. Dizilişe tapmamak. Eldeki malzeme buysa o malzeme uygun dizilişi bulabilmek. Şimdi Fenerbahçe haberde diyor ki Valencia Santrafor'a kaymak durumunda. Valencia Santrafor'a kayarsa Kanatlar kanat zevkli. opsiyonları daralıyor. O zaman kanatsız oynayacaksın. Şimdi tekrar Emre Belözoğlu'nun geçen sezonki Fenerbahçe'si döneceğim ama Emre Belözoğlu da Valencia'yı Santrafor'da kullanıyordu. Bu hafta Fenerbahçe'nin Giresun maçında yaptığı gibi Sosa'yı ön böyle kullanıyordu. Ortadaki dört adam kimdi? Mesut, İrfan, Mert, Pelkas. Bunların içinde kanat var mı? Yok. Yok. Hepsi orta saha Ama bu dördünü bir şekilde yerleştirip, yanılmıyorsam Mesut'la Pelkas'ı mı acaba Mesut'la İrfan'ı mı çok emin değilim. Kanat gibi ama sol iç sağ iç gibi oynatarak bir şekilde 4-1-4-1, 4-6-0 bir şekilde bir çözüm üreterek hepsinden iyi verim alarak son 10 haftayı oynamıştı. Şimdi Giresun maçında Santrafor Valencia başladı. Önlübere Sosa. Sonradan oyuna giren Pelkas son ayların en iyi performansını gösterdi. Hem bir gol attı merkezden hem de bir kırmızı kart gösterdi. Mert Hakan harika oynadı. Emadem Mesut da dönmüş. Bu arada dönenler kimdi diğerleri? Gustavo da dönmüş. O zaman eldeki imkanlar çerçevesinde Novak'la başlamış. İlla sağ açık o say Samuel ya da sola açık klasik bir sol açık oynatmak zorunda değilsin eldeki imkanlar çerçevesinde en iyi formasyonu bulmak ve sahaya çıkartmak durumundasın. Hayat böyle. Şimdi Slavya Prag'ın kayıplarını söyleyeyim sana. Buyurun. Alex Kral'ı hatırlayacaksınız. İlk Slavya Prag'ın Avrupa'da çıkış yaptığı anda Alex Kral'ı Spartak Moskova'ya satmışlardı. Bir sonraki sezon Kufal ile Suçek çıkış yaptı. İkisini de Premier League'e gönderdiler malum. 2020-2021'de. Ondan sonra geçtiğimiz sezon Abdallah Sima ile David Zima çıkış yapmıştı. Birini İngiltere'ye, birini İtalya'ya gönderdiler. Kuç da kalmıştı. Onu da devre arasında yani bir ay önce Lokomotiv Moskova'ya gönderdiler. O zaman Tripikovski ne yapsın? Hangi oyuncu yıldızlaşsa silah satıyor. 5 milyona, 6 milyona, 7 milyona nasıl alıcı bulursa satıyor. Ama bir şekilde bir çare buluyor. Yeniden bir takım yapıyor Tripikovski. 2018'den beri de muazzam bir silah takım var. Yine ligde liderler. Yine konferans liginde playoff turu oynuyorlar. Yani Fenerbahçe'nin imkanları bir tık daha bence Slavya Prag'dan iyi. Arada büyük bir fark yok. Onu kabul ediyorum. Yakın kuvvette takımlar ama Kuç'ta şu an yani ilk ligin ilk yarısında takımın en çok oynatan oyuncusu. O da gitti. En çok oynatan oyuncu da sattılar. Lokomotiv Moskova'ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin imkanları Slavya'dan geride değil. Hatta bence bir tık de bu turunda %51 ile normalde kadro kalitesine bakarak favorisi Fenerbahçe olmaz ama karşında da muazzam bir grup disiplini, muazzam bir tek direktör ve e, müthiş bir kurgu var. Gerçekte bu. Mesut Özil'in dönmesi herhalde en güzel haberlerden bir tanesi. Olsa Opsiyon gerek Opsiyon olacak e şimdi 90 oynar ya da 15 oynar ama mesut yani illa 90 dakika oynamak zorunda ama eline mesut olması, olması kulübede olması tabii ki artıdır. Geçen sene hep Emre Belözoğlu döneminden örnek veriyoruz ya 4-6-0 herhalde sizin tarifiniz içerisinde anlatabilecek en makul çünkü kalabalık olarak oraya yerleştiğin zaman 6 kişi, 6 yaratıcı oyuncu, becerili oyuncu, metrekareye düşen beceri miktarını arttırınca geçen seneki sonuçlar çıkıyor işte ortaya. Mesela sizin de altını çizdiğiniz üzere onları beraber oynatabilmek. Burada da Mesut'un çok önemli olduğunu. Hepsi önemli oyuncular elbette ama Mesut'un en önemlisi olduğunu düşünüyorum. Ben naçizden Önemlerden biri. izleyici olarak. Novak'ın dönmesi de belki şöyle bir katkı yapabilir. İsmail Kartal illa 4-2-3-1 oynatacaksa veya 4-1-4-1 yani iki tane klasik kanat oyunu oynatmak istiyorsa Novak'ın dönmesi ve Ozan'ın dönmesi onları bek olarak kullanabilirsin. Novak ve Ozan'ı birini veya Ferdi önde kullanabilirsin. Öyle bir opsiyon yaratır İsmail Kartal'a. Ferdi açık olarak kullanabilirsin. Yani ben onu önermiyorum bu arada ama İsmail Kartal eğer çok tutkuluysa formasyonla illa 4-2-3 oynayacaksa açacaksa illa sol açık sağ açığa ihtiyacı varsa Ferdi'yi de açık oyunu sonra kullanabilir. Uğur Beyciğim şimdi Hürriyet'e ve de Galatasaray'a geçeceğiz. Buradaki başlık Hürriyet gazetesindeki başlık şu. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk Galatasaray'a gelemez. 21 yıl önce yaşanan olayı unutmayan Başkan Burak Elmas'ın tavrı net. 2001'de Okan Buruk sezon ortasında Inter'le anlaşınca üst üste 5. defa şampiyon olma fırsatını kaçırmıştık. Gerekçe bu. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası bazı yöneticiler teknik direktörlüğe Okan Buruk isminin getirilmesini teklif etti ancak Burak Elmas Okan Buruk futbolcuyken bu olayı, yaşanan bu olayı hatırlatarak ben başkan olduğum sürece onunla çalışmam dedi. Şuradan bakayım. Başka ayrıntı var mıymış haberin ee, içerisinde? Başkan Burak Elmas'ın teknik direktör bulma görevi ile il, e, görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenek Torrent ile anlaşmış olsa da bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle şu aşamada yerli teknik adam getirilmesinin daha doğru olacağını dile getirmiş. Perde arkasını yazıyor. Evet. Hürriyet gazetesi. Bu görüşü yani kulübün içerisinde bulunduğu şartlar nedeniyle şu aşamada yerli teknik adam görüşünü savunanlar, yerli teknik direktör olarak her ikisi de Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu efsanevi kadrosunda forma giyen Bülent Korkmaz ve Okan Buruk isimlerini önerdi. Ancak başkan Burak Elmas Okan Buruk ismiyle alakalı kesin bir şekilde karşı çıktı ve böyle bir şeyin mümkün olmayacağını ifade etti Burak pardon, Okan Buruk imkansız, Bülent Korkmaz belki diye yazmış gazete. Hemen yanında 25 milyon euroluk altı transferin üçü hücumda. Ha bu şey yeni bir haber değil bu. Domenek Torrent gelmeden önce, evet. Domenek Torrent transfer edilmeden önce yaşananların perde arkası bu. Evet. O dönemde. Başkan Burak Elmas daha tören gelmeden önce Okan Buruk ismine karşı çıktı diye yazıyor gazete. 25 milyon euroluk 6 transferin 3'ü hücumda sıfır çekti. Galatasaray'ın sezon başında bonservislerine toplam 25 milyon euro ödeyerek transfer ettiği 6 futbolcu özellikle hücumda bekleneni veremedi. Çikaldao 4 gol 2 asiste skora en fazla katkı yapan isim olurken Morutsan 3 gol 2 asist, Berkan Kutlu ise 1 asist üretti. Diğer 3 yeni transfer Sasha Boyi, Nelson ve Barış Alper skora katkı yapamadı. Ligde geride kalan 25 maçta 30 gol atıp 35 gol yiyen Galatasaray, 4 büyükler içerisinde en az gol kaydeden ve en fazla gol yiyen takım. Diye de yazmış. Okan Buruk meselesinden başlamak isterim. Buyurun. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Çok çok iyi hatırlıyorum. Okan ve Emre, Interle ee, ön sözleşeğimizi aldıkları zaman Galatasaray sadece ligde değil şampiyonlar liginde de çok iyi bir seviyedeydi. Real Madrid ile çeyrek finalde karşılaşacaktı. 2002-2001 sezonu Galatasaray çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşmişti. Hatta Real Madrid'i bana sorarsan eleyebilirdi ve 2002-2001 sezonu şampiyonlar liginde zayıf sezonlarından biridir. Bayern Münih Valencia final oynandı yani çok da fantastik domine eden, kupayı domine eden bir takım çıkmadı. Bayern Münih Valencia finalinde. O Galatasaray takımı Real Madrid e eleseydi belki finalde gidebilirdi. Ben o günlerin hani iyi izleyicisi yakın şahidi olarak bunu söyleyebilirim. Okan Emre bence de zamansız bir şekilde Inter'e imza attılar. Galatasaray'ın Real Madrid eşleşmesini de etkiledi. Okan Emre'nin imza zamanlaması. Bu cepte ama amma ve lakin bugün 21 yıl sonra Burak Elmaz gerçekten de böyle bir şerh koyuyorsa kusura bakmasın Okan Buruğ'un Galatasaray'a katkısı Burak Elmas'ın katkısının 10 katı filandır. Okan Buruk Galatasaray'a futbolculuğu döneminde 96-2000 döneminde yaşatılan 4 tane şampiyonluğun 1 tane UEFA kupasının 1 tane süper kupanın parçalarından biridir. Evet gidiş zamanlamaları Okan Lemre'nin gidiş zamanlaması Galatasaray'ı ciddi üstü etkilemiştir. Bir hata olarak değerlendirilebilir ama bugün 21 yıl sonra ya Emre o zaman 21 yaşı düşünsene. Okan da 26-27 yaşında herhalde. O yaşlarda verdikleri bir karar, Inter'le yaptıkları ön sözleşme sebebiyle bugün 21 yıl sonra sen Okan Buruk Galatasaray'a gelemez diyorsan burada e, ciddi bir değerlendirme arızası var bana sorarsan. Eğer bu Burak yerden... Elmas yani mi daha çok Galatasaray'ı temsil ediyor? Okan Buruk mu daha çok Galatasaray'ı temsil Okan Buruk mu daha çok Galatasaray demek? Burak Elmas mı daha çok Galatasaray demek? ben kamuoyunun takdirine bırakayım. Eğer perde arkasında yaşananlar diye yazılmış eğer bunlar doğruysa. doğruysa. Sayar. Onun altını bir kez yani daha. Yani ben şimdi... Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas'ın Okan Buruk 21 yıl önce Inter'e erken imza attı ve bizi şampiyonluktan etti diye bugün kulüpten giremez diyebileceğine de ihtimal vermiyorum doğrusu. Ama haberde imzalı bizim Ali Naci'nin imzası ile yayınlanmış. Boş boşuna haber yapmamıştır. Ama o kadar ihtimal vermiyorum ki o kadar anlamsız geliyor ki bana bu Rekalmaz böyle bir şerh koyduysa bu çok kişiselleştirilmiş bir konu gibi geldi bana. Kişiselleştirmemelisin konuyu. Bugün Galatasaray menfaatleri, Galatasaray'ın faydası neyse Galatasaray o başkanın yönde de hareket değil. etmelisin. Galatasaray başkanının yapması Tabii. gereken o. Ayrıca yani Okan Buruk futbolcu olarak Galatasaray'a olağanüstü iyi hizmet etti. Kazanan kupalarda çok büyük payı var. Evet giderken imza zamanlamaları yanlıştı. Çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Ama böyle, yani hatasız mı? Allah aşkına Burak Yılmaz hayatında hiç hata yapmamış mı? E, olmaz olur mu? İlla hepimiz hata yapıyoruz. Böyle bir hatanın da 21 gün sonra böyle bir bedeli olması ben hayatımda çok az duydum böyle bir şey yani. Böyle bir neredeyse kim? Böyle bir şey çok az Söylediğiniz duydum. Söylediğiniz gibi kişisel. Eğer gerçekse bu ifade. Gerçekse eğer. Gerçek değilse tabii ki özür dileriz. Fanatik gazetesi Kampos Solbeke onu istedi. Kulübe danışman olarak hizmet veren Luis Campos'un yönetime bir sol bek önerisinde bulunduğu ileri sürüldü. Rusların iddiasına göre bu isim 22 yaşındaki Yuri Gorshkov. Şöyle bakıyorum. Haberlerde Galatasaraylı yetkililerin Gorşkov'la birebir görüştüğü, genç oyuncunun Türkiye'ye gelmek isteyip istemeyeceği hakkında sorular sorulduğu ve tarafların masadan bir mutabakatla ayrıldığı ileri sürüldü. Ancak kulüpler bazında henüz bir görüşme olmadığı, bu operasyonun Türkiye'deki sezon sonu için düşünüldüğü de haberin detayları arasında. Spartak ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin de transfer listesinde yer alan Yuri Gorşkov'u Galatasaray'a danışman olarak hizmet vermeye başlayan Portekizli futbol adamı Luis Campos'un önerdiği belirlendi. Nasıl belirlenmiş acaba? Belirlendi. Ya yani Campos önermiş. Evet o sözcükler biraz ezbere yazılıyor. Belirlendi, iddia edildi. Nasıl belirlemişler Şimdi Ruiz Campos Galatasaray'a zaten bu maksatla danışmanlık hizmeti alınması kararı alınmış bir isim. Daha önce gerek Monaco'da gerek Lille'de yaptıkları müthiş. Orada da o kulüplerin gelirleri çerçevesinde çok doğru transferler yaptı. Monaco'yu şampiyonlar liginde yarı finale çıkaran o ekip Mbappeli, Fabinho'lu, Bernardo Silva'lı, Falcao'lu e, o müthiş ekip Benjamin Mendili o müthiş ekibin kurulmasında büyük payı vardır. Geçen sezonki şampiyon Lille'in kurulmasında büyük payı vardır. Galatasaray'da böyle katkılar yapıyorsa harika. Mesela Gorchkov Samara'da oynuyor. 22 yaşında bu sezon neredeyse bütün maçlarda ilk ombir oynamış Rusya liginde ve çıkışta olan bir oyuncu. 1999 doğumlu. Dolayısıyla bunu da hani Luis Campos öneriyorsa demek ki bildiği vardır diye transfer edebileceğin türden bir adam. Inya Peña'yı Luis Campos önerdiyse, Pulgar'ı Luis Campos önerdiyse Galatasaray doğru yolda transferde. Galatasaray'ın bu sezon yaptığı en iyi iş Luis Campos danışmanlığı sanırım. Yaptıkları en 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 iyi iş. Öyle hissediyorum şu anda. Şimdi e Uğur Beyciğim, dün bir sürede spor gündemini meşgul eden bir gelişme. Bir genç sporcu, Kamila Valieva, Evet. dün mahkemeden buz pateni dalında yarışabileceği, dopingli çıktığı halde yarışabileceği izni çıktı diyelim ona. Ve kararda da, mahkeme kararında da şunu söyledi, genç sporcunun, 15 yaşındaki sporcunun ee, onun men edilmesi genç sporcunun e, geri dönüle, döndürülemez, onarılamaz, hasar almasına sebebiyet verebilir şeklinde bir gerekçeyle genç sporcunun e, yarışmasına e, müsaade ettiler buz pateninde. Ve aynı zamanda BBC altını çizmiş ki e, altın madalyanın da favorilerinden, en büyük favorilerinden birisi olarak görünüyor Kamila Valieva diye ve Hürriyet gazetesi de haberleştirmiş bu konuyu. Biz dün BBC'nin haberi üzerinden konuşmuştuk. Hürriyet gazetesi de bugün sayfasına taşımış. Dopingli çıkan Pamuk Prenses Kamila Valieva bugün yarışabilecek ama eğer kazanırsa tören yok. Spor Tahkim Mahkemesi 15 yaşındaki Rus sporcuyu Pekin Olimpiyatlarından men etmedi, lakin Uluslararası Olimpiyat Komitesi Valieva'nın dereceye girmesi halinde madalya töreni yapmayacağını duyurdu şöyle devam ediyor. 2022 Pekin kış olimpiyat oyunlarının en çok konuşulan ismi olan Rus atlet Kamila Valieva'nın doping davası sonuçlandı. Spor tahkim mahkemesi KAS kararını Rus sporcudan yana kullandı. Geçen hafta takımlar kategorisinde kazandığı altın madalyayı kaybetmeyecek olan 15 yaşındaki sporcu bugün yapılacak bireysel yarışmaya da katılabilecek. Mahkemenin açıklamasında gerekçe olarak Valieva'nın yaşı itibariyle korunan kişi konumunda olması davanın son derece kısıtlı bulgulara dayanması gibi gerekçeler gösterildi. Bununla beraber Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kamila Valieva'nın bireysel yarışmada madalya kazanması halinde tüm ülkelere adil olma adına madalya töreni düzenlememe kararı aldı. Komite Valieva'nın madalya kazandığı takım müsabakasının ertelenen madalya törenini de yapmayacak. Valla neresinden bakayım bu işin, neresinden tutayım bir türlü şey yapamadım. Yani korunan kişi yaş itibariyle ve diyor ki e, veriler çok sağlıklı değil. Evet. E madem öyle niye böyle bir şey çıktı ortaya? Niye çıktı? Şu e madem öyle çıktı. çıktıysa e, diğer sporculara haksızlık olmayacak mı? Şu yüzden çıktı. Büyük babasının ilaçlarıyla karışmış ilaçlar. Bu yemeğine atılan toz gibi bir şey olmuş olmasın sakın? Ya bununla ilgili bir dava görüldü tabii. Yani bunu eğer kanıtlayabildiyse genç sporcu, büyük babası böyle bir ilaç kullanıyorsa ve kanında A testinde bulunan madde Büyük babasının ilacına ait bir madde ise Uygun görmüş olabilirler ama Sanırım A e, testini vermiş B testinin de istenmesi söz konusu Yani B testi de incelenecek Henüz kesin bir kanaat Söz konusu değil inceleme sürüyor Soruşturma mahkeme, sürüyor Mahkeme e, kas diyor ki 15 yaşında Oyuncunu 15 yaşındaki sporcunun Döndürülemez zarar görmesinden onulamaz zarar görmesinden sakınılması adına böyle bir karar verildi. Peki şöyle bir bakış açısı getirilemez mi o zaman tam da böyle bir şeyi tecrübe edebilecek yaşta bir daha yapmamızı? Sonuçta Valiye veya nasıl hissediyorsun? Mutluyum ama duygusu olarak çok yorgunum demiş. Sanırım komitenin de zaten sakındığı konu bu. 15 yaşında bir çocuğu haksızlığa uğrama yorgunluğundan korumak. Eğer gerçekten haklıysa. Bir farklı açıklama yapasa daha doğru olmaz mıydı o zaman? Değerlendirdik ve böyle bir bulguya rastlamadık. Dense daha sağlıklı olmaz Ya da rastladık ama büyük babasının ilacı olduğuna eminiz mesela. Gibi. Belki B numunesi alındıktan sonra daha sağlıklı konuşuruz. O Bu zaman öleni yapılır konuşuruz. mı acaba? Eğer öyle çıkarsa. Ya tabii ki. Yani törenin yapılmaması nasıl bir çözümdür? Bilmiyorum. Yani bu hoş bir şey yani değil. Yani bu 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 mahkemeden böyle değil. karar çıktı ama biz de tören yapmayacağız gibi bir şey. Sporcu ya suçludur ya değildir demen lazım. Yani e böyle İşte muğlak arada bırakmak. Arada bırakmak hoş bir çözüm değil. Açıklama öyle ama. Ya tamam evet. böyle bir durum var ama 15 yaşında bir genci de çok da üzmeyelim, yıpratmayalım gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ben de o ara çözümden hoşlanmadım. B numunesini versin. azından dün ve bugün itibariyle. Büyük baba da numune versin. Sporcu da B numunesini versin değil mi? Bakalım nereye Daha varacak. Daha kesin kanaatlere ulaşsınlar evet. öyle konuşalım. Bakalım nereye varacak konu. Ee, süremizin sonuna geldik. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Evet. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar veda etme zamanı geldi. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.